Murat ve Havanur arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Ya ben ya Karaman, başka laf yok sana. Karaman dedim. Bunun sebebi aileler mi? Ev muamması devam ediyor. Ev sözleşmesi yapıldıydı, ne oldu? Bir açıklık getirin şuna bir. Evi tuttum, anahtarını da aldım. Nerede olduğunu falan bunlardan haberin var mı? Haberim yok, bilmiyorum. Murat anlatmadın mı? Benim de haberim yok. Selim Hanım'dan gelen mesaj ortalığı karıştırdı. Abla Allah aşkına şu mesajı bir oku. Ay kimden bugüne? Annesi. Bu mesajdan sonra Murat'ın yapacağı son hamle herkesi şok edecek. Ben komple söylemeyeyim de sadece ben de mi eray diyeyim o zaman? Esef Bey Karaman'dan geliyor. Tüm bu sorunlara çözüm bulabilecek mi? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Onlar Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Seda ablam arkanızda, benim arkamda. Her türlü. Sorunlarına çare, umutsuzluklarına bir çıkış yolu aradı. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce isim bugüne dek hiç yanılmadı. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Yeri geldi bir abla, yeri geldi bir anne. Kısaca aile oldu. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, bak siz varız. Benim arkamda sen olmasan da annem dediğim, ablam dediğim Seda abla bak. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Her şey bitti dediğiniz anda biz buradayız. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Hadi Seda ablaya gidelim. Anca o bizim yuvamızı kurar dedim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Çıkın çıkın gelin ayol. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Mesafeler aşk yoluna, meş yoluna. Değer mi sebepsizken ayrılığa? Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meş yoluna. Bulurum kaftana katsan da. Aşık aralar benim her halimi seni. Dünyada bensiz bırakmam seni. Yalnızlar aralar benim her halimi. Hayata terk etmem seni. Yaparım bilirsin. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Yaparım bilirsin.
Delim gözü kara delim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Delim gözü kara delim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Delim gözü kara delim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Yaparım bilirsin. Çağlar Ökten, Fuat Özdolgun ve orkestra arkadaşlarım için alkışlar. Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun, içimiz huzurla dolsun, bereketli bir gün olsun. E daha ne olsun? Herkes burada, Kemal Bey burada, Tamam Hanımcığım burada, Ali Bey orada gördüm, evet. Değerli izleyicilerimiz, dün neler oldu, neler burada? Ayşe gel yanıma. Ayşe dedi ki, benim kayınvalidem kocamı elimden aldı. Kayınvalidem çocuklarımın babasını elimden aldı. Ayşe'nin kayınvalidesine ulaştık. Bakalım Zeynep Hanım neler söylüyor. Zeynep Hanım. Alo. Merhaba. Merhaba hayatım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim şükür, siz normalim. Kolay gelsin, hayırlı günler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başarılarınız daim olsun inşallah. Amin. Zeynep Hanım, Ayşe diyor ki kayınvalidem kocamı elimden aldı. Hayır Seda Hanım, üç sefer biz ona şans verdik. Yıkıldı, birleşti, ayrıldı, birleşti. Şimdi boşandılar, oraya gitmiş. Ben oğlum İtalya'ya koydu gitti, benim yanımda da değil, istemiyor. Benim yapacağım bir şey yok, boşandılar onlar. Yok, abla yalan söylüyor. Kendisi evlatlıktan silecekmiş, yalan söylüyor. Hangi konuda yalan söylüyor? Yani eşim beni istiyor, dilekçe verelim dedi. Kocam beni istiyor diyor, hayır, kayınvalidem engel oluyor diyor. Şu an oğlu da yanında abla. Yanında mı? Yanında abla, yalan söylüyor. Yanında yok benim. Daha abla dün değil evvelsi gün, iki gün önce görüştüm ben. Evet. Tamam abla girdi, oturuyorduk hep birlikte. Evet. Konya'dayım dedi. Annesinin yanında yani. Evet. O Zeynep Hanım. Konuştu. Seda Hanım, inan oğlum benim yanımda yok. Peki olsun beraber ister misin? Yani bu iş olsun istiyor musun? Yok, yoksa istemiyorum Seda Hanım. Neden hayatım? Söyler misin nedenlerini? Şimdi yerine kaçarsam çok kötü söylediği sözler var Seda Hanım. Şimdi inatmak istemiyorum, biz istemiyoruz kesinlikle. Yok abla, yalan söylüyorlar. Boşandırdım onlar abi. Da bana hakaret ediyorlar sürekli. Kasım'ın 17'sinde abla benim mahkemem vardı. Heh. Eşim söz verdi. Antalya'daki komşumuzla birlikte söz verdiler ben Antalya'ya gittiğimde. Antalya'ya gitmiştim oğlumla birlikte. Eşim ben dedi şey, Antalya'daki komşumuzun ismi Ahmet. Ahmet abi senin günahını çekeyim, ben de Ayşe'yi arayacaktım. Şey, buluşacaktık. Evet. İşi tatlıya bağlayacaktım dedi. Evet. Buluşmak için söz verdi abla. Ben apar topar Konya'ya geldim, tekrar döndüm. Evet. Hani ümit ettim eşimle konuşmak için. Sonra aradı abla, ben Antalya'dayım dedi. Hani telefonla uzun bir süre bakmadı. Yani sen şöyle biliyorsun dedi. Aslında benim kocam benimle barışmak istiyor. Biz bir araya gelmek istiyoruz, evet, ama abla, kayınvaliden engel oluyor. Söz verdi, komşumuz da şahit, buluşup konuşmak için abla. Zeynep Hanım duydun mu, komşu da şahitmiş senin yalan olması. Yalan söylüyorum işte be hanım, yalan söylüyorum. Yok, ben yalan söylemiyorum abla. Benim için demiyor oğlum, demiyor. Yok abla, anlamadım. Kasım'ın... Demiyor oğlum. Abla Kasım... Anlamaz, sen ne diyorsan ki o anlamaz. Ben de bir abla, Kasım'ın 17'sinde mahkemem vardı. Güzellikle ben konuşmak için gittim kayınvalidem yine kapısına. Eşim de oradaydı. Heh. Burada değilim dedi, yalan söyledi ama oradaydı, içerideydi. Çıkmadı. Çıkmadı yani karşıma konuşmak. Peki annesinden niye bu kadar korksun? Korkuyor abla, kayınpederim bile korkuyor kayınvalidemde. Ne dedin Zeynep Hanımcığım? Hayır, benim oğlum benden korkmuyor. Yok oğlum, boydu gitti, istemiyor. Birleşir Seda Hanım, benim ne suçum var? Antalya'da oturuyorlardı, dururlardı. Zeynep Yok, Hanım, acaba oğlun değil de Ayşe'yi sen mi istemiyorsun? Hayır Seda Hanım, ben de istemiyorum, oğlum da istemiyor. Babası telefonlaşmış, 10 milyar para istiyor.
Ya yalan bari söyleme. Kendin kıskanıyorsun, çekemiyorsun. Sizin evlenmenizi, ya evli olmanızı mı istemiyor? Seni evet abla, diğer iki oğlunu da ayırmış abla. İkinci evliliğini yaptı. En küçük oğluna da abla. Sana ne? Bir tane çocuğu var. En yakın sana arkadaşın. Ne? En yakın arkadaşın. Bakın sen onu niye kaçırın? Sana ne diyor? Bak ben kimi alırsam alırım diyor. Yok abla. Oğlum bir şey de aldı. Sana ne? Onu niye kaçırın? Yapıyordum abla. Hani diğer eltilerim yapmıyordu. Her şeyine ben yardımcı oluyordum. Ben her şeyi yapıyordum. Kaynanamın bir türlü gözüne giremedim. Seda Hanım, ben fazla konuşmak istemiyorum. Biz kesinlikle onu istemiyoruz. Bir an evvel onu oradan gönderin. Hayatım, oğlun yanındaymış. Ben ona bir merhaba demek istiyorum. Vallahi yok Seda Hanım. Oğlum benim yalan söylüyor abla. Antalya'da olan yok. Ne? Yalan söylüyor abla. Daha iki gün önce görüştüm. Konya'dayım dedi. Bu kadar telefon alo diyemeyecek kadar korkuyor mu canım bu adam? Ya. Bir erkek istemiyorsa da bağlanır, istemiyorum biz yolumuzu ayırdık der ya. Bunlar ne var kardeşim? Bu kadar yani evlenmek kadar ayrılmak da, ama güzel ayrılmak önemli. Ayrılabilmeyi de bilmek önemli. Üç sefer biz onu ayrı eve oturtturduk. Seda Hanım, biz onu üç sefer ayırdık bak. Evet. Üç sefer ayırdık, ayrı evlere oturduk. İki ay geçinmediler, o anası ile oğlum benim yanıma geldi. Tekrar birleştik, yine aynı oldu. Antalya'ya gittiler, yine aldı. Seda Hanım bakmıyor oğlana. Yok, yalan söylüyor abla. Temizliğimi, yemeğimi yapıyordu çocuklarıma, bakıyorum abla. Oturdu çocuğu ya. Bakmıyor diyor, bak kayınvaliden memnun değil. Yok, yalan söylüyor abla. Çocuklarıma hani güzel bakıyordum, eşimi. Bunları yani kocandan duymak istiyorum ben. Abla. Abla kendi oğlu da, ben kızımı hamileyken Antalya'ya kaçıp gitti. Abla doğumumda yanımda yoktu. Herkesin eşi koridorda beklerken benim ailemle kayınvalidemgin arası açık olduğu halde gösterdi. Ne? Ailem kibarlık gösterdi. Bir dakika. Aradılar. Efendim Zeynep Hanım? O annesi gitti. Hoyda gitti. Yok abla, yalan. Yalan söyleme. Oğlum bana dedi. Yalan abla, şey dedi ki, tartışmıştık bir şey, eşimle gitti 2-3 gün annen girdi, kafa dinle dedi. Hı. Ben de tamam dedim abla. Sonra aradım abla, şey mesaiye kaldım dedi, gel beni al diyecektim. Sonra bir hafta üst üste aradım, telefonu sürekli kapalıydı. Bir hafta sonra açmış abla, Ankara'da asker arkadaşımın yanındayım dedi. Hı. Antalya'da samimi olduğu bir arkadaşı var. Tamam. Onlar da kalmış abla, gelmedi doğumuma. Böyle attı seni başından. Aynen, arkadaşının annesi de bana hakaret etti abla, kendisi de yanındaydı. Zeynep Hanım, torunlarını özlemiyor musun? Özlüyorum, göstermiyorum zaten. Seda Hanım, Zeynep benim yanım. Okula gönderdim. Abla, iki sene ben okula gönderdim. Okumayı çok çözdüm çocuğum. Okuması bitti. Ya bakmıyor. Gezdireceğim diye çocuklara bakmıyor. Hayır, yalan söylüyorsun çocuklarımı. Abla, Ramazan'da okulda rehberlik servisi hocası görüştü benimle. Ha. Eltilerimin çocuklarından hakaret öğreniyordu, kötü sözler öğreniyordu, arkadaşına söylüyordu sürekli sınıfta. Oğlum, hani öğretmeni çocuklar de birbirinden biliyor. Öğrenir böyle şeyler. Ha, öğretirsiniz bunun yanlış bir şey olduğunu. O zaman kayınvalidemin yanındaydı kızım. Evet. Sonra okulda danışman görüştü eşimle. Geçen sene Ramazan'da ben aldım abla. Çocuğumu esirgeme kurumuna vereceklerdi onlar yüzünden. Aynen abla. İsterseniz öğretmenini bağlayabilirsiniz abla. Zeynep Hanım. Evet. Eşim de bunu biliyor abla. Eşimle görüşmüşler. Çocuk esirgeme kurumuna vereceklerdi benim kızımı. Anası sağlıklı, babası sağlıklı. Sen sesinden belli ki genç kadınsın, sağlıklı kadınsın. Allah sağlık versin. Niye sizin sağlığınız... Yok, yalan söylüyor abla. Ya eşim, eltimin çocuklarında var hakaretler. Kaynımda falan var, hepsinde var. Kayınvalidesine bile bakmadı abla. Kayınpederim hep köye gidip kendi annesine bakardı. Peki, eşin Ali telefonda şu anda. Ali Bey merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hiç iyi değilim Seda Hanım. Şimdi sana sormak istediğim birkaç soru var. Ayşe diyor ki bizi ayıran eşimin annesi. Yani aramıza girdi, benim kocamı elimden aldı diyor. Sen bunu ne derece doğruluyorsun? Sen mi Ayşe'den ayrılmak istedin, yoksa gerçekten annen de bunda bir faktör mü? Yok,
Ali Bey, dinliyoruz seni. Ben resmiyette ayrıldım Seda Hanım. Ben istemiyorum. Ben kendim boşanmayı açtım. Davayı kendim açtım. Ben istemiyorum. O vatandaşı ben istemiyorum. Tamam Ali Bey, abla, dedi yalan ki söylüyorsun. Ali Bey, annenin Zeynep Hanım dedi ki temizliğini yapmıyor, çocuklarına bakamıyor, oğluma da bakamadı dedi. Bu yüzden mi ayrıldınız? Seda Hanım, biliyor her şeyi. Kendi suçunu söylemiyor Seda Hanım. Yok abla, ufak tefek yani tartışmalarımız oldu, karakolluk olduk. Kendisinde suçu var ufak abla. Ufak tefek karakolluk oldunuz. Benim abla adliyede hani dosyalarım da vardır. İsterseniz seni getirtirebilirim. Ali Bey, şiddet kullanmışsınız ama siz. Abla, şiddet kullanmadım. Yalan. Neydi sebebi yani? Bunun tabii sebep olmaz da çok abla, özür dilerim herkesten. Abla, benim ortanca kız. Şiddetin sebebi olamaz ama merak ettim bu hale ne getirdi seni. Ben anlatayım isterseniz. Abla. Hayır, o anlatsın. Ali Bey. Efendim? Ben seni dinliyorum. Ayrılık nedenlerinizi, Ayşe'yi istememe sebebini bir anlat da biz de bilelim. Çünkü tek taraflı dinlemek olmuyor. Senin de cevap hakkın var kardeşim. Anlat de ki, Seda abla ben bundan dolayı yapamıyorum de. Seda Hanım, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani her bir sıkıntıda kavga ediyor. Her bir sıkıntıda kavga ediyoruz. Bir şey olduğunda hep kavga ediyoruz. Polis çağırıyor. Ben karakol bu evlilik nereye kadar gidecek? Yok, Seda yalan söylüyor abla. Hani evet, karakolda gittik ama bana şiddet uyguladığı için gitti. Ben nezarette bile yattım abla. Ya niye? Antalya'da. Niye sen yattın o dilde abla, o zaman? Abla ben şikayetçi olmadım abla, gidecek yerim. Kavga ettik Antalya'da. Hani o zaman da kısıtlamalar vardı. Bilmediğim bir memleket. Daha yeni gittiğim sıralardaydı abla. Hani dayanamadım. Eşimi de sevdiğim için şikayetçi olamadım abla. Olmadım. Sonra patronumuzun eşiyle bir oldular abla. Ben Ramazan'da bir gece çocuklarımdan ayrı nezarette kaldım. Ne şeyle kaldın ya, seni? Ne diye tuttular? O benden şikayetçi olmuş abla. Hiçbir suçum yokken suçsuz yere hayır, beni senin nezareti tutmaları için bir şey yapmış olman lazım. Adama şiddet mi uygulamış? Yok abla, hiç şiddet uygulamaz. Hayatım, tutamazlar seni durup dururken. Vallahi abla, karakolda bir gece. Nasıl Ali Bey, ne oldu da tuttular Ayşe'yi nezarette bir gece? Ya kendi kalmam istedim. Saldırdı mı, ne yaptı? Seda Hanım orada da ağzına küfürlü laflar söylemeye başladı. Orada memur hanım... Yalan söylüyor abla. Hani karakolda hiç hakaret etmedim. Kızım, tutamazlar, Allah'ım kafayı yiyeceksin. Vallahi karakolda hiç hakaret etmedim. Yavrum abla, tutamazlar seni nezarette. Sadece bir şey karakola yapmış gitmeden eşimle tartıştık. Ya patron eşinin yanına gidiyor. Ya hani şöyle tutarlar, misafir ederler. Seda hani Hanım, kocandan şiddet Seda görüyorsundur. Hanım. Şimdi bir dakika Hanım. Ali Bey, bir saniye. Şöyle tutarlar, şiddet görüyorsundur. Hani kadıncağızı garantide tutalım, emniyette tutalım da başına bir şey gelmesin diye seni misafir ederler. Seni nezarete niye atsınlar? Ne oldu oradaki, anlatamadığın olay ne? Patronun eşiyle biz tekrar barışıp karakoldan geldik abla. Heh. Gün içinde. Tekrar eşim patronun eşinin yanına gitti. Hani benimle düzgün bir şekilde konuşmadı. Ha. Tekrar hakaretler falan yaptık, tartıştık. Hani benimle şikayetçi olduğu için o yüzden nezarette kaldım. Ama normalde hiçbir suçum yok. Burada bir eksik bir şey var ama neyse, anlamadım. Evet Ali Bey, dinliyorum seni. Seda Hanım, ben birleşme taraftarı değilim Seda Hanım. Yani ben bu işi bitirdim. Sonuna kadar da devam edeceğim. Ben konuşmalarım bu kadar. Ben başka bir şey demiyorum. Dolduruyorlar abla onu. Yoksa kocam beni seviyor diyor musun? Sen dedin ki ben kocamı seviyorum dedin biraz annem, önce. Annem ben seviyorum abla. Çocuklarımı düşünüyorum. O düşünmüyor. Hayır, çocuklarımı düşünüyorum. O ayrı. Çocukların için bir yardım almıyor musun kocanla? Yok, almıyorum abla. Vermiyor. Benden bir şey alamazsın diyor. Olmaz. Davalık olduğunuzda talep etmedin mi? Ettim abla. Vermiyor. Birikmiş nafakan var, onu bile vermiyor. Hayır, şikayet ettiğinde haciz gidiyor. Aynen abla, sigortasız göstermiş kendini çalıştığı yerde. Abla zaten yapar her şeyi, annesi dolduruyor. Sen böyle bir adamla niye barışmak istiyorsun? Benim ağzımı al çocuklarına abla, hakkını. Akrabalarına gittim ben abla, arayı buluyum diye. Halası var abla, teklemeye kalktı.
O zaman hala bu adamla niye barışmak istediğini anlamıyorum. Sana şiddet uygulamış, boğazını sıkmış. Sevdiğim için hani çocuklarım başka bir yerde hani üçüncü, dördüncü kişilerin... Ama adam istemiyor yanımda seni. ...yanımda olmasın. Ya abla mesajları var hep barışmak istiyorum dedi abla. Dilekçe verelim dedi. Sözü var abla. Buluşmak için de sözü var. Neyse Ali kardeşimi ben buraya davet ediyorum. Gel kardeşim burada konuşalım. Sen güzel konuşan bir adamsın. Burada kozlarınızı paylaşın. Ne tartışacaksanız burada tartışın. Otur yavrum. Ayşe diyor ki ben her şeye rağmen çocuklarımı başka ellerde büyütmek istemiyorum. Kocam çocuklarımın başında olsun. Ben de kocamı seviyorum. Beni de sevdiğini biliyorum. Burada annesinden çekindiği için doğruları söylemiyor diyor. Yan yana getireceğiz. Peki Esef Bey karşımda. Esef Bey hoş geldin alalım stüdyoya. Kemal Bey zaten burada. Esef Bey ve Kemal Bey karşı karşıya konuşmaları gereken bir şeyler var bence. Hoş geldin Esef Bey. Nasılsın? Şükür, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Ne yaptın? Dün mü geldin, bugün mü? Akşam geldim ben. Torununu gördün mü? Görmedim. Görmedin. Havva Hanım'ı gördün mü? Görmedim. Görmedin. Daha gitmedin. Bugün gidersin. Gitmeyeceğim. Görmeyeceğim mi torunu? Görmeyeceğim. Görürsün ya. Şeyde bile gördün. Görmedim ben. Annesini hayır ya. Yaptım. Şeyde görmemiş miydi? Hastaneye gittiğimde gördüm. Ha. Yine gidersin. Ne olacak? Kemal Bey merhabalaştınız mı? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kemal Bey sen dün dedin ki biz Esef Bey'le konuşuyoruz. Dün için biraz önce dedin yine konuştuk. Haklı sebepleri var dedin. Bunlar hala orada ne arıyorlar dedi dedin. Evet. Ama bunları da bir türlü beğendiremedik. Bu yüzden dedin. Bence şimdi en güzeli karşılıklı konuşmanız. Sıkıntı yok. Ben konuşurum yani her şekilde. Tamam, biz... Sen hala diyor musun benim kızım niye otel köşelerinde? Ben de onu söyledim. Ama dün kızın, senin kızın Kemal Bey'e ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ne dedi? Gitmiyorum ben demedi mi? Gitmiyorum dedi. Dedi. Tamam, güzel. Ben sana doğruları söylüyorum. Ben burada ne oluyorsa doğrusunu söylüyorum. Kafamı da kesseler ben doğruyu söylerim abi. Senin kızına canlı bağlandık. Kemal Bey dedi ki hadi kızım dedi toparla kendini. Baban haklı dedi. Demedin mi? Evet. Ben söyledim. Ben söyledim getir diye. Ama dedi kızım da inat yok ya, dedi. Mecbur gidecek Seda Hanım nasıl gitmiyor? Ameliyatlı haliyle orada mı yaşayacak bu çocuk? Ama götüremiyor adam. Ya ben doğumdan önce götürmeye uğraştım zaten. Doğumdan önce gitmedi bu çocuk. Efendim Esef Bey? Hava Nur niye gitmiyor acaba? Neden gitmiyor? Nereye gidecek Seda Hanım? Bana bunun açıklamasını tuttuk diyor. Tuttuk ya hiç. Tuttuk da size bir sene önce ben buraya Kınaya geldiğimde tutulduydu bu ev. Hani? Bilmiyorum. Ben de onu soruyorum Kemal Bey'e. Hani? Bana bir ev gösterin ki çocuk gitsin yani. Peki tuttuğumuz evleri beğendi mi Hava Hanım? Abi. Hala beğendi mi diyorsun? Tuttunuz mu onu söyle ya. Tuttuk sözleşme ya. Cebimizde diyorsunuz. Ortada sözleşme var. Ev yok. Nasıl ev sözleşme? Hani abi gösterin bana. Şu evi bana bir gösterin. Şuram bir ikna olsun benim ya. Ben abi kaç tane ev gösterdi? Ya tamam o havuzlu evi beğenmedi mi Havanur? Evet beğendim. Hani? Geldi mi? Aslı var mı abi? Bana şunu söyleyin ya. Var diyorsunuz da yok. Abi ben anlamıyorum. Sen kendi çocuğuna... Veyahut da bunun ikisine de bir söz geçirebildin mi? Ben geçirebildim mi? Sen ev diyorsun hala. Daha ev diyorsun. Abi bu olmazsa adam... bu çocuk nereye gidecek? Ha, ameliyatla ameliyatlı. Bana onun açıklaması... Ameliyattan önce gitti mi bu adam? Ne dedi Seda Hanım? Doğumu burada yaptıracağız dedi. Tamam amenna. Ben kendileri dedim ki Karaman'da istedim. Yapılsın bak dedim. Daha doğumu bu açıklanmadan Karaman'da yapılsın. Bak kızım şu evin birini tutun, birini beğenin. Bak bu kadın da dedi. Kaç defa evinizi tutun, eşyalarınızı göndereyim dediniz mi dedim, Seda? Dedim, onu ben de duydum evet. Evi tutuyoruz, çocuk ben beğenmem diyor. Gitti, kendisi de gitti Karaman'a. Kardeşim beğenmem diye bir şey yok. Mecbur oturacak. Oturacak. Mecbur oturmuyor işte. Oturacak abi nasıl oturmaz? Oturmam dedi adamın evini kötüledi. Hadi ben götüreyim de bir oturmasın bir ya. Dün de gitmem dedi sana kafa tuttu. Dün de ondan sonra dün gitmem dedi. Ay, arayın bakayım bir gitmem desin hadi. Dedi vallahi. Balayın havanı da herkes de duydu. Yalan yani. Mı? Gitmem dedi. Gitmem dedi. Ya ben de duydum Seda Hanım. Duydunuz mu? Ha, duydum. Tamam. O sırada izledim. Hatta Kemal Bey ilk defa dedi ki seni dinlemiyorum götüreceğim dedi. Evet. Tamam. Doğru söylüyor. Evet. Hadi gitmesin bir. Götüreceğim abi. Ayağa kalksın götüreceğim.
Evet, bağlayın Havva Nur'u bana. İstediği kadar gitmemdisin abi. Babasına da dün söyledikleri. Ondan sonra Murat ne diyor? Ben de gitmem diyor. O diyor, o da diyor. O diyor, o diyor. Ben ikisini ya de diyorum. Ya bunların ev geçindirme işi yok abi. Ya boşuna uğraşıyorsun. Ben başta işte dedim zaten. Bunların, bak dedim mi Seda Hanım? Bunların evlenmeye niyetleri yok. Bunlar bu lay lay lo. Tamam, ben de sana uğraşma dedim. Hala uğraşıyorsun. Ha, şimdi bir çocuk oldu, hala uğraşıyorsun. Gene olmaz, gene olmaz bunlar. Çocuk oldu, ben şu anda çocuğu düşünüyorum. Bak çocuk rahatsızmış. Bak şu anda rahatsızmış. Vallahi billahi. Bak ikisi de orada kaldı. Allah şifa geldi. Versin. Hastaneye götürdüm. Bu olacağı ya, otel odasında çocuk. Ya bir otelde çocuk. Bebek bu ya, 10 günlük bebek. Olmaz. Yok, nasıl olacak iyi, yani? Otelde rahat iyi, o sıkıntı değil. Yani soğuk falan değil. Bunlarınki özel oda olduğu için... Güzel ama evin gibi olmaz. Hah, ben de onu yapmaya söylemeye çalışıyorum. Peki, benim anlatıyorum. Benim Esef Bey'e söylemek istediğim bir şey var. Buyur. Şimdi yine aileden sen buna son derece karşı olmana rağmen, evet, kızmana rağmen, evet, ben dün Murat'ın gösterdiği mesajları okudum. Evet. Şuna bir son niye veremiyorsun Esef Bey, Allah aşkına yapmasınlar ya. Ya Seda Hanım şimdi tamam son veremiyorum. Ama bu da bir delikanlı ya, tamam, ne olursa olsun adamın de, şeyi bozuluyor. Tamam ben de söyledim, ikisine de söylüyorum, Büşra'ya da söylüyorum. Ama niye dinletemiyorsun? Şimdi senin çocuğun var değil mi? Senin çocuğun otel odasında o haline anne olarak sen görsen yazan mı yazman mı? Ben o kadına da hak veriyorum. Hayır dün seyret, o zaman Sevim Hanım seyretmiyor. Ya o yazıyla otelin ne alakası gitmeyen var kardeşim? Gitmeyen kızı biz Karaman'a da gönderelim dedik. Doğumuzu orada yaptıralım dedik. Ne? Gitmeyen Havva Nur. Doğumdan çıkışta nereye verecek? Onu bana bir açıklayın ya. Ben bunu söylüyorum bir senedir. Doğumdan çıkışta bu çocuk nereye gidecek? Ama şimdi sen, nereye gidecek? Bunu sen Havva Nur'a sormalısın aslında. Tamam sorayım mı? Alayım hadi sorayım. Çünkü senin... Ben sen... bunu başında da... Kızım adamın tuttuğu evde oturacaksın dedim mi? Dedim mi abi? Ama sen stüdyodan çıkıp gittiğin zaman Havva Nur ne diyor? Ben bu evi boşuna tutmadık. Aha şimdi sen diyorsun ki ev yok, şu anda evim var. Anahtarını da aldık, tuttum, gösterdim mi göstermedim. Gönderdiniz mi Seda Hanım? O eve mecbur oturacak. Bu adamın tuttuğu evi serdiniz mi siz? Siz sereceğiz dediniz. Serili mi abi? Onu söyle bana. Serili değil. Ha, hani ortada ev yok işte, bitti ya. Bu, hepsi bu. Hepsi bu değil. Ev tutuldu. Seda Hanım doğru mu? Sen ne dedin? Ev olsun. Ben eşyaları göndereceğim dedim. Hazır. Ha, bir ay önce eşyasından da geçtim. Bizde yalan yok. Eşyasından da geçtim. Ben gideceğim desin. Ben bir hafta içinde orada evi döşerim abi. Bunların oturacağı evi. Abi götüreceğim. Ha. Gideceğim desin değil. Götüreceğim. Yok diye bir şey yok. Yani sen diyorsun ki siz yapamazsınız, edemezsiniz. Yapamazsınız abi, demiyorum abi. Var kimse, diyorsunuz bir senedir ev yok. Kimsenin, bak kimsenin. Ya her ben şey sana gizli. Paran yok dedim mi arkadaş? Bak ben giderim bir hafta ya içinde nedir, o evi düşerim. Nedir zaten? Ya ben paran yok Karahan'da diye bir şey söyledim mi sana? Sen yok diyorsun. Abi ev yok. Var ev. Diyorum. Ev, ev yok. Var, eşyası yok şu anda. Eşyası tamam yok. Da bu bebekli kadın nereye gidecek? Ha. Eşya olmayan ev git. Gitmiyor. Olduğu halde de gitmiyor. Ya sen tut evi ser. Bak, sen, ben nasıl götürüyorum? Hadi bir gitmesin. Doğumdan bakayım. Önce dedim. Tabii kızım, ev derken ben... sadece mobilyayla olacak iş değil bu. Mobilyayı koydun. Yani oraya gerekli şeyler var. Tabii mutlaka canım. Yatıp kalkmak için. Biz gereken neyse alınacak, verilecek. Için. Burada biz hep söyledik, almayacağız demedik bu. Yani bunlar tamam biz gidiyoruz deseler, ha ben giderim bir haftada oraya evi döşerim, o çocuğu getirir evin içine. Zannediyorum bakarım. Kemal Bey bunların gidip gitmeyeceğinden emin değil adam. Ben evi tutarım ya, diyor. Seda Hanım. Belki Kemal böyle düşüncen de var senin. Şey, kolundan tutacak, oğlum burada oturacaksın. Burayı tutacaksın. Anam senin kızın çok inatçı. Abi ya, bak inat olamaz Seda Hanım. Bu ev geçinecekse, bu evlilik sürecekse mecbur. Bak kızın söyledim ne dedi bana? Ben vallahi dün de söyledim bak. Kızın ne dedi bana? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Diyemez abi. Diyemez. Dedirtmeyeceksin. Dedirtmeyeceksin. Dedirtmeyeceksin abi. Abi diyor. Senin kızın diyor bunu. İkisi de aynı. Ben birini değil bak, ikisi de ama senin kızın bana hiçbir zaman yani olur yönlü bakmadı. Uğraşmayaydın abi o zaman. Bir peki 4,5 G ile Havva Nur'a bağlanıyoruz. Hı. Havva Nur, baban burada senin hala burada olmana çok haklı olarak kızıyor. Ama sen dün yine Kemal Bey'e canlı yayında posta koydun, dedin ki Murat gidecek. İş bulacak, gitmiyorum ben buradan dedin. O konuda da haklı bak. Havva Nur haksız mı o konuda? Ama evine gitsin. O çocuk da bu arada bunu burada bırakıp oraya gidip işe mi gidiyor? Gitmem diyor ben Karaman'a. Onlarla aynı havayı solma. Ben çok heves değilim yani onunla hava solunmaya bak. Burada iş bulamaz ki. Burada oturmayla iş bulunur.
Ha, gidecek. Evet. Oraya gidecek. Emin yapacak. Işini karısını bulacak, çocuğunu alacak gidecek ne adam. Yapacağım? Doğru. Adam doğru söylüyor. Ben ama bu adama ne diyeyim? Gitmem dedi. Ya nasıl gitmez ya? Yani diyor gitmez ki gitsin o işini şey bulsun. Öyle dedi. Havanur babana söyle bunları. Sen dün demedin mi? Murat önce gidecek, sigortalı işe girecek, öyle beni götürecek. Demedin mi yavrum? Dedim. Bak. Ev senin olsa giderim ben zaten. Burada durmaya hevesli değilim ben. E bak baban da burada söylesin. Doğumdan önce niye gitmiyorsun o zaman? Evini kendi elinle sersen, alsaydın, çizseydin, evinde doğumunu yapsaydın. Bu daha güzel olmaz mıydı? Yani burada inatlaşma da var. Evet. İnatlaşma da var. Ya bunlardan var ya bir şey olmaz. Ben haklısın. Yani. Çok haklısın. Bunun ikisinden de bir şey olmaz. Bu adam boşuna uğraşıyor. Bak ben uğraşıyorum mu? Bırakıverdim artık. Yok sen de başladın uğraşmaya. Sen de diyorsun ki hadi niye burada, neden orada? Ya, bu da bir uğraşma. Adam yazdan uğraşıyor. Benim evladım orada ameliyat. Annesine diyormuş benim ameliyat yerim acıyor. Senin evladın olsa sen ne yaparsın? Acıyacak tabii. Sezeryan. Bir günlük şey, iki günlük şey acıyacak tabii canım. Daha hepsini acıyor. Sezeryan bak, orada yani normal. Benim, mesela yengesi geldi, gelini. Bak kızım geldi başında. Şu anda Gizem başında. Başında evet. Yani acıyacak tabii. Bak bugün doktor Gizem bugün dellendi mesela sabah. Haberin var mı? Dur. İster istemez. Hastanede. Şu anda ya. Duyuyor musun? Evet. Benim derdim. Havanur bak baban burada haklı olarak hepimize kızıyor. Ama başta sana kızıyor. Kemal Bey'e de diyor ki öyle gelmem gitmem yok kolundan tutup götüreceksin diyor. Ama sen dün Kemal Bey'e posta koydun be anam. Olmayan eve ben nasıl gideyim Seda abla? Ya sen git bakalım adam niye desin ki olmasa şu ev. Şu anda bak şu anda ben yine diyorum bak şu anda Havanur'u götürsem götürmem. Niye? Evi olmadan şu anda doğru konuşuyor. Şu anda nereye yani, gidecek? Şimdi nereye burada gidecek doğru konuşuyor. An? Ev olmadan an, niye gitsin oraya? Nereye götürme. Gidecek? Ha, var bana mı gelecek? Var denildi. O, ben de onu diyorum götürme. İşte. Var deniliyor ki, ama yok işte. Yok, benim kızdır bu. Tamam, bana diyecek tamam. Ki ben değil bana ne derse desin ismimi bile demesin. Önemli değil. Bana desin ki ben gideceğim. Sen ne zaman istiyorsan ben gideceğim desin. Tamam. Ben bir hafta sonra götürürüm Havanur'u. Hamdi evine katacağım. Ama Havanur da diyor ki götüreceğim de nereye götüreceğim? Evine katacağım bak anlamadınız bak. Ne demek istediğimi anladınız mı? Ha. Abi bak, biz burada boşuna tartışıyoruz. Bana o zaman Havanur diyecek tutacaksın ki. Tutacaksın evi sereceksin. Haydi çocuğum. Havanur oğluna diyecek. Diyeceğim. Abi paranı gitmez. Al gel. Bitti. Gitmez vallahi gitmez. Havanur yine gitmez. Evi döşe. Hadi sen evi ser de bir gitmesin. Ben götürmezsem. Tamam. Hadi bakayım. Hadi sen evi ser bana bir, göster evet. Bana evi. Esef Bey ilk defa söyledi bunu. Siz her şeyi hazırlayın, bakın nasıl geliyor, ben götürürüm. Ya isterse kalsın o zaman. Ev serilmiş. Evi orada, burada ne yap? İşte. Bunların derdi ne? Derdi doğru ne? Söylüyor. Oraya derdi bir geçeceksin ne? Abi. Bir ev serilsin de hadi bir gitmesin bak. Derdi ne? Şimdi daha 10 tabağı ev serilir diye. Havanur telefonda şu an Esef Bey. Seni duyuyor. Kızınla konuşur musun? Ya konuşurum ben. Niye konuşmayacağım Seda Hanım? Hayır. Kemal Bey'in teklifini dün reddetti. Ya diyor neyine ama güvenip, çocuk diyor ki ev serilsin ben giderim diyor. Ne sorun kızınıza? Havanur ev serilse de mi gitmeyeceksin sen şimdi? Ev serilse ben niye gitmeyeyim? Burada durmaya pek hevesli değilim ben. O zaman niye diyorsun ki ben gitmem diye? Ev yok, nereye gideceğim? Orada haklı bak, ben de diyorum, ev yok. Peki şimdi adam evi niye sermemiş, niye kabul etmemiş Havanur? Onu da sor abi. Havanur, babam biraz önce dedi ki neyi kabul etsin abi? Dedi. Dutuldum evde kabul edin. Abi kaçta bak, kendi gitti tutmaya. Kendi gitti. Getirdiniz bir adam ya. Evini kötüledi o zaman. Neyi kötüledi? Elini adam... Kamerayla ne işiniz var benim evimde diye. E'si ne? Havanur mu beğenmedi bunu? Beğenmedi ya. Ben o evi beğendiydim. Adam emlakçı olmuş. Ben o evi beğendiydim. Yok beğenmedi. Burak Aral dedi. Karaltılı dedi. Adam isterse daha adamın evi. Doğru mu Seda Hanım? Herkes duydu burada. Hayır hayır o havuzlu evi soruyor baba. Hayır Seda havuzlu Hanım, değil. Havuzlu bak. Değil. Havuzlu değil. Bunların... Havuzluyu veriyordu adam bir sene. Çocuk büyüyene kadar oturun dedi. Ne güzel. Otursunlar. Gitsin otursunlar oraya bunlarda. Oraya kim gitmedi? Niye gitmedin Havanur? Bak baban kızıyor.
Nereye? Orayı beğenmedi, burayı beğenmedi. İlin evine vardı, adamın evine karanlıktı diyor. Ya ikinci gitmedi, kat karanlık gitmedi. Olur Allah aşkına. Havva Nur gitmek istemiyor aslında. Ya ben sana söyleyeyim. Ben oturamam yani, işin açığı. Ha normal, ben bu adama... Ne olacak ki... şimdi, baban kızmakta haklı. Bak hepimize kızıyor. Allah'tan seyirciler biliyor, seni tanıyorlar da... Sen dün ev konusunu açmadın. Dün dedin ki sadece iddian dün şuydu. Sigortalı iş bulsun öyle gideceğim dedin. Hiç hani ev demedin Havva Nur. Bugün de olmayan abi, evin neyini soracaksın? Serilmeyen evin. Sigorta var mı da soruyorsun o zaman? Burada sigorta olur mu? Burada iş bulabilir mi burada oturmayla? Oraya gidecek çocuk, karısını çocuğunu alacak. Orada da işine gücüne bakacak. Bitti. Evini önce evini oturacak evine gidecek ondan bunlar sonra. Bunlar hiçbir şey olması gerektiği gibi yapmıyor ki ikisi de. Ha. Olan işte ha. Burada kim kötü? Kemal Bey kötü, ben kötüyüm. Tamam bitti. Ya niye kötü olasınız? Evet ikinizi, öyle mi abi? İkiniz de iyi babalarsınız. İkisi... Ya iyi babayız da iki tane çocuk burada işine bakmıyor. Burada evlenmeye gelmiş ama gidip, niyetleri evlenmek falan değil. Başka bir şey yok. Estağfurullah. Da iyi babalarsınız siz. İkiniz de iyi ama insanlarsınız. Ama herkes çocuğunun bir yere varmasını istese de hanım. Ablacığım biz de iyiyiz. Tamam. O adam da iyi, bu adam. O adam da kimse evladının kötü olmasını istemez. Ben de istemem. Sen kimse istemez. Niye istiyorsun? Kimse istemez. Biz niye uğraştık? Niye geldik? Niye gidiyoruz? Bu adam niye geldi? Evladımı göreyim diye geldi. Durumunu öğreneyim diye geldi. Ben niye geldim? Aa, sen benim gelme sebebim. Sen orada kelime konuştun bana. Ben o yüzden geldim. Ne dedik? Evi bulun. Evet. Ben eşyaları göndereceğim dedim. Evet. Ben iki gün sonra ben buraya geldim. Doğru mu ablacığım? Evet, evet. Ha, konu olmadı, açıklayamadık. Ama şu anda ne diyorum? Evimiz hazır abla. Madem iyi kötü neyse, az çok neyse bir eşyalarını ayarlayın ablacığım. Ya Esef Bey kendi söyledi. Sen dedi sarayda mı büyüdün? Ha. Nereyi tuttularsa gidip orada oturacaksın dedi. Bu ev konusunu dedi. Kapa diyoruz. Ben evini buldum. Ev var. Eşyaları gitsin ablacığım. Ve beni bir hafta sonra iki hafta... Ama şu var, Havva Nur kendisi biraz toparlasın. Toparlamadan götüremem. Şimdi çocuk hasta. Hastalığı zaten... biraz... Ya o illa ki öyle. Evi serili görmeden ben bir yere götürdüğümem. Ben götüreceğim. Ne dedin Havva Nur? Bak babanın karşısında dakika, diyorum. Evi sana iş göstermeden götüreceğim. Evi serili görmeden bir yere kıpırdayamam ben. Ben götüreceğim. Sen istediğin kadar kıpırdayamam diyor. Doğru mu abi? Abi evi sereceğiniz öyle. Evi sermeden ben de karşıyım. Ya cıplak eve götürmeyeceğim abi sen. Tamam abi ben sana cıplak eve götürdüm. Ben istedikten sonra. Ben istedikten sonra. Gidemem. Ben sesini yükseltme bana. Öyle götüreceğim. Bana sesini yükseltme. Sen kimsin de yükseltmeyeceğim. Bak, adam akıllıdır sesini yükseltme bana bak. Geçim olmaz abi işte. Sesini yükseltme. Terbiyesizleşme. Terbiyeli. Onları bir ikaz edin canlı yayında olduklarını unutmasınlar. Kendilerine bir gelsinler ve babaları karşılarında. Bunlarda hiç saygı maygı da yok. Hiç. Babaları var, babaları. Ya bunlardan var ya bir şey olmaz yani. Şuna bak. Boşuna bak. Eşya değil, saraya gönderseniz gene olmaz. Anca bizim morali bozar. Yani. Işte. Bak şu vaziyete bak. Anca moral bozar, başka bir şey yok. Ha. O ona tersleniyor, o ona tersleniyor. Ne olacak şimdi? Esef kakacak, Murat'a bağıracak. Ben kakacağım, Murat'a, Havva Nur'a bağıracağım. Bunları istiyorlar. Yani inan şuraya... Vallahi billahi size bak Türkiye'nin önünde yemin gelme ediyorum. Gelme abi o zaman, gelme niye geliyor? Zamanla gelmesin ya, o zaman. Gelme ya oğlum sen... Bağırma diyorsun, hadi nasıl bağırma? Gelme abi ben o zaman, niye geliyorsun? Ulan o çocuk senin elinde esir değil lan. Niye geliyor? Zaten değil. O zaman bağıramazsın. Benim geldiğime karışamak sen kimsin o sen de benim. Önce o yazılan kelimelerin... Hayır sen önce o yazılan kelimelerin önünü... Adam olacaksın yazdırmayacaksın. Götüreceksin. Ol... Adamım oğlum ben Türkiye'nin önünde adamım. Bir dakika bir dakika. Bana kimse adam... Tamam mı? Öyle. O kelimeler... Ya kapadın şunları ya. Ne oldu? Ne oldu? Efendim, Huri Şanım'a Havva Nur saygılı. Al, saygı bu mu? Ben de babayım ya. Bundan bana damat falan olmaz.
Neymiş de nikah var? Ya. Çocuğu esir almış. Ya şuna bak. Terbiyeli oğlum. Oğlum ben sizin kızınıza böyle mi davranıyorum? Allah Allah, Allah Allah. Gelme diyor ya. Sana soracağım sanki ben gelmeyeceğim. İzin alacağım Murat Bey'den. Madem geleydin de karşımda konuşaydın. Karşına gelse de aynılar. Orada abi boşuna uğraşma ya. Ben bırak. Ha bu doğru söylüyor. Ben burada boşuna doğru uğraşıyorum. Söylüyor. Burada doğru uğraşmam söylüyor. Da bunlar için çıkalım. Bu ne lan? Çık 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 dışarı çık. Aslında iki babada ne kadar medeni, ne kadar düzgün adamlar görüyorsunuz değil mi? Çocukların saygısızlığı, gereksiz inatlaşmaları, adamların ikisi nasıl düzgün, medeni? Murat yine ne yaptın ya? Allah Allah. Ne oldu şimdi? İşte olmadı mı olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Evlensin. Evet. Evet. Mutlu değiller ya. Çocuk oldu ya. Sonu da iyi yok. O zaman aileyi düşünüyorsan ailene göre hareket yapacaktın. O zaman bravo. Madem bu kadar ailelerinize önem veriyorsunuz. Aynen. O zaman onları dinleyin. İşte sonu dinlenmeyenin ailelerin sonu bu. Yazık. Gerçekten yazık. SFB'ye de hak veriyorum. SFB'ye hak veriyorsun, SFB'ye ben hak vermiyorum. Şu konuda hep Murat'a yükleniyor, kızına yüklenecek biraz da. Kızı da haksız onun kadar. Ama oradan Murat hakaret etmeseydi SFB güzel güzel konuşuyordu. SFB ne dedi? Tut götür abi dedi Kemal Bey'e. Ama biz de kızının ne kadar inatçı olduğunu hep gördük. Yok, kızına her zaman SFB kızıyor ve böyle davranmaması gerektiğini her zaman söylüyor. Kaç kere söyledi? Canlı yayında da söyledi, telefona da bağlanıp söyledi. Kemal Bey de söylüyor. Bunlar anam iki tane iyi baba. İki dünürü birbirine düşürecekler. Evlat, aynen. Evlatları yüzünden onların da huzurları kaçtı evlerinde. Evet, büyükler birbirine düşecek. Evlatlar yani. Yüzünden. Doğru söylüyorsun. Yoksa Kemal Bey de iyi bir baba, iyi bir insan. Şurada oturuyor adam düzelteyim diye. Ben şu anda inanıyorum ki Kemal Bey'in gitti, bütün morali gitti. Murat'ın bu tavrından. Böyle olmamalı. Ne olursa olsun karşındaki senin kayınpederin, büyüğün ya. Bu nasıl bir üslup, nasıl bir konuşma? Ne kadar ayıp ya. Hiç sevmesen senin sevdiğin kadının babası ya. Ki adamı sevmeyebilirsin. Aynen onda. Kadını seviyorsan babasına saygı gösterirsin ya. Hani aşkınız, hani sevginiz ne oldu? 1,5 senedir bu inatlaşmalar gidiyor burada Tamam Hanım. 1,5 senedir biz burada konuşuyoruz. 1,5 senedir o diyor ki senin ailen, o diyor senin anan, yok baban, yok bacın. Senin bacın şunu yaptı. Senin yani şunları bir geride bırakıp da bir hayatımıza bakalım, mutlu olalım. Bak çocuğumuz da, çocukları oldu, ikisinde yüzü gülmüyor. Ben böyle bir şey görmedim. Mutsuz bir şeye doğdu çocuk. Anne baba mutsuz. Hep başkalarını söylediğine takıntı yapıyorlar. Hiç önünü görmüyorlar. Ne yapacaksın sen başkalarını ya? O zaman dediğin gibi ne oluyor biliyor musun? Sevgi yok, bahane arıyorlar. Tabii ki yani. İkisinin de bahanesi. Seninki şunu yaptı, seninki bunu yaptı. Sevgi yok, sevgi kitlenmedir ya. Şu anki görüntüde hiç sevgiyle alakası yok. Evliliğine de hiç alakası yok. Yazık. Gerçekten yazık.
üzülüyorum. Böyle olması beni çok üzüyor. Çocuk olan doğduğu mı? İçin. O çocuk Havva Nur şu anda beni duyuyor mu bilmiyorum. Mutsuz bir ortama doğdu. Anne mutsuz, baba mutsuz. O çocuk onu hissediyor biliyor musunuz? Günah. Doğduğuna doğacağına pişman oldu çocuk. Bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla. Ah bu adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla. Cebinde yok parası, bafranı. Yüreğimdedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maşeyle. Bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam. Bir kapıyı kapaya gene açar babam. Allah büyük babam. Hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam. Hey. Bir kapıyı kapaya gene açar babam. Bu adam benim babam. Hey. Açar babam.
Allah büyük babam hey. Özgülüm çok ağladın. Ne oldu bebeğim? Ne oldu aşkım? Aa, seni hep oynarken görmeye alıştığım için böyle bir tuhaf oldu ya. Yaşar verir misin? Ne oldu bebeğim sana? Babası cezaevinde. Olmadı. Bir tartışma olmuş sanıyorum. Evet. Bir kavgaya karışmış. Evet. Onun Özgül'ün babası bir kavgaya karıştığı için, bir tartışmanın içine girdiği için cezaevinde. Cuma çıkacak. Günü inşallah çıkacaklar. Cuma günü çıkacak Allah'ın izniyle. Özgül o yüzden şarkıdan çok etkilendi. Onlar Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Ben, Seda ablam benim arkamda. Her türlü. Sorunlarına çare, umutsuzluklarına bir çıkış yolu aradı. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce isim bugüne dek hiç yanılmadı. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Yeri geldi bir abla, yeri geldi bir anne. Kısaca aile oldu. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, bak siz varız. Benim arkamda sen olmasan da annem dediğim, ablam dediğim Seda abla var. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Her şey bitti dediğiniz anda biz buradayız. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Hadi Seda ablaya gidelim. Anca o bizim yuvamızı kurar dedim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Çıkın çıkın gelin ayol. Telefon numaramız 0212 702 30 30. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 10 10. Bizi arayın, bize mesaj atın. Değerli izleyicilerimiz 4.30 ile İzmir'e bağlanıyoruz. Karşımızda Özgül'ün annesi Neşe Hanım var. Neşe Hanımcığım. Efendim Seda Hanım. Kızın burada şarkıyla duygulandı, gözyaşı döktü. İzledin mi? İzledim. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah tez zamanda eşine kavuşacaksın. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. İnşallah. Ama gördüğün gibi Özgül yine burada, Yaşar'ın yanında. Babası bu haldeyken o hala Yaşar'ın yanında. Kızıyor musun Neşe Hanım? Nasıl kızmayayım Seda Hanım? Nasıl kızmayayım? Şöyle bir şey var, dün benim bir şeye çıkacaktım dedi. Evet, dün sen dedin Yaşar ki... Yaşar bu kadar çok mu kıymetli? Beni çok biliyorum ama... Yapacak bir şey yok. Dün ben bir şey açıklayacaktım. Evet. Ve açıklayacağım da. Neşe Hanım duyuyor musun Yaşar'ı? Duyuyorum, duyuyorum. Dün dedi ki bugün için benim çok önemli bir açıklamam olacak dedi. Şu anda hepimiz Yaşar'ın açıklamasını dinlemek istiyoruz. Evet Yaşar. Şimdi biz Özgül'le 2 seneden beri beraberdik. Ailelerimiz bizim razı değildi. Ondan sonra biz Özgül'le ayrıldık. 7-8 ay öyle ayrı kaldık. Hı. Tabii ayrı kaldık. Ailelerimiz izin vermediği için ayrıldık. Aileler istemedi diye. O yoluna diye. Baktı. Bir zaman sonra ben yoluma baktım. Özgül bu sırada biriyle... Özgül. Biriyle flörtleşti. Evet. Benim haberim yok bundan. Tabii ben haber aldım zaten. Tamam, ben istemiyorum. Herkes dedim yoluna bakacak dedim. Herkes yoluna bakacak yani evet. Bu hayatta.
Ondan sonra Özgül'le yine beraber olduk. Özgül'le beraber olduktan sonra benim yeni haberim oluyor. Yeni haberim oluyor. Özgül hamile. Aa! Özgül hamile. Özgül hamile şu an. Ama yine Neşe Hanım biliyor muydu bunu? Özgül bilmiyorum, biliyor mu anne? Haberi var mı bilmiyorum. Neşe Hanım. Diyor ki Yaşar, biz bir dönem ayrıldık ailelerimiz istemediği için. Özgül bu arada bir erkek arkadaş edindi. O flört devresinde hamile kaldığını öğrendim diyor. Senin haberin var mıydı? Ben inanamıyorum bu habere. Hem de kaç aylık? Kaç aylık? 7 aylık. Oo, tam Yılmaz abilikmiş. Sevcan. Neşe Hanım, kızın tam 7 aylık hamile. Kız mı olacak, erkek mi? Kız bilmiyorum. Kız erkek. Galiba. Kız mı? Erkek mi? Erkekmiş. Erkek. Ama... Gerçekten bunlar doğru mu yalan mı anlayamadım şimdi. Neşe Hanım, 7 aylık hamilelik nasıl yalan olur? Benim bildiğim kadarıyla anne kız mesela derdini açıklar. Muhakkak biliyordur belki. Anne bilmiyor kadın. Baksana şaşırdı. İnanmıyor size. Bunu bir yalan gibi görüyor. Bir oyun. Şu an Özgül 7 aylık hamile ve bana yeni söylüyor. Artık dedi ben bu yalanı dedi sürdüremem. Kilolu olduğu için ben de anlamadım. Oynuyordu, zıplıyordu. Ben şok oldum. Beni dedi affet dedi falan bilmem ne. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Annenle konuşur musun yavrum? Annen bunun bir kurgu ya da sizin tarafınızdan bu evliliğe onay almak için yapılan bir oyun gibi görüyor. Gerçek gerçek hamileyim. Bizim nasıl haberimiz olmuyor bu 7 ay boyunca? Kimsenin haberi yoktu ki. Ama yine de ben arkasındayım. Yine de ben arkasındayım çünkü neden? Bana söyleyebilirdi mesela, tam doğuma yakın diyebilirdi. Şu an 7 aylık hamile. Evet. Beni affet dedi, çok özür diledi falan. Çünkü herkes yolunu seçti. Sen buna rağmen ben Özgül'le evlenmek istiyorum mu diyorsun? Yine de arkasındayım. Yine de arkasındayım. Hatalar şimdi insanlara mı? Şimdi sizin evliliğiniz hiç olmaz. Öyle bir şey varsa zaten hayatta olmaz artık. Neden? Biraz kırıldım mı? Kırıldım. Olmaz. Ama tabii başkasının ben... çocuğuna... Evet Neşe Hanım, devam eder misin? Başkasının çocuğuna babalık mı yapacak? O kendi çocuklarına bakmıyor. Başkasının çocuğuna mı bakacak? Benim oğlum zaten 17 yaşındaki annesinde. Ufak oğlum zaten bende. Sen de varsın artık yani, sen de bakacaksın. Sonuçta anneanne olacaksın. Ben bakmam. Anneannem, anneanne yok, ben çocuk bakmam. Kimden yaptıysa o çocuk, kimse o çocuğun babası onu alsın. Ne diyor annen Özgül? Biraz da ondan da morali bozuk Özgül'ün. Biraz ondan da üzgün. Ne olacak şimdi, ben anlamadım bu işi. Özgül. Neşe Hanım'la konuş. Yaşar. Neşe Hanım'a anlat. Yani durumu sonuçta anlat. Sonuçta babası ben değilim yani. Bebeğin. Oysa ben ne hayaller kurmuştum. Yine düğün yaparım. Ama çocuk biraz sende kalması bebeğin lazım. Bebeğin babası sen değilsen... Onun, Özgül'ün de kocası da olamazsın. Ya bakarız, bebeğe bakarız bu da. Bu işi burada bitirin artık. Özgül, çocuğunun babasını, ismini vermen önemli değil. Annen tanır mı? Tanır. Tanır.
Adam seninle evlenmek istemiyor mu? Onunla yakalı hiç konuşmayalım Seda abla. Neşe Hanım, sen tanırmışsın ama büyük problem var ortada. Buna rağmen... Kimmiş ya... acaba? Ben de öğreneyim. Bunu sana Özel söyler. Buradan söylemek istiyor musun Özgül? Yok, hayır. Buradan söylemek istemiyor. Yayın sonrası seni arayıp söyleyecek. Ama şunu anlaman lazım ki... burada Yaşar'ın senin kızına olan aşkı ortaya çıktı. Bak, ben yine de arkasındayım diyor. Gördün mü? Yine metod verdiysem yine yapacağım. Çocuk olsun, yine de ben mesela... Şu an çünkü o düğün görmedi Seda Hanım, bu saatten sonra hiç olmaz bu iş. Özgür, konuş annenle, niye olmaz? Ne diyeyim şu an? Şu an Özgür şokta. Bana da otelde gösteriyor. Diyor ki işte ben diyor hamile kalsam diyor. Acaba ne yaparsın? Ne edersin? Üç gün öncesi hani alıştırma yapıyordu bana. Ha. Ben dedim ki asla dedim kabul etmem falan bilmem ne. Çünkü 6-7 ay ayrı kaldık biz ondan. Ha. Onun da hayatında biri vardı. Benim de. Ama ben öyle bir şey yapmadım tabii. Bana bağırıyordu, çağırıyordu mesela. Yok vermem, yapmam falan. Şimdi bakalım ne yapacak annesi? Şimdi sor işte karşımda. Bana ne soruyorsun? Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın de. Bana vermiyor. Gene dokuz. Vermem sana onu. Gene vermem. Gene razı değilim ben. Çocuk var ortada. Nasıl bakacaksın onu evde? Zaten bu saatten sonra artık hiç olmaz. Neden? Olmaz, olmaz. Madem onun sevgilisiydi, ayrılıp ayrılmaz hemen başkasından hamile kaldıysa, Yaşar bunu nasıl kabulleniyor? Benim haberim yoktu. Bana yeni söylüyor, özür diledi falan bilmem ne. Annem var dedi, annem de bakar dedi çocuğu dedi. Bu da doğru soru. Neşe Hanım da haklı. Bak, olmaz, olmaz. Siz herkes yoluna, şey. Herkes yoluna dönsün, bu iş olmaz. Her şeyin önüne geçiliyor işte ama sevginin önüne geçilmiyor işte. Ama bak, kadın haklı. Diyor ki madem diyor Yaşar'ı bu kadar seviyordu. Vallahi önüne geçildi biliyor musun? İyice zora girdi sizin iş. Şu an iki ayağım bir papuca girdi. Şu an ne diyeceğimi şoktayım yani. Öyle bir şeyim ki aklım karma karışık şu hem an. Hem çocuk haberini almış olman. Hem Neşe Hanım'ın bu tavrı iyice şaşırttı seni değil mi? Çok yani karamsız kaldım çok. Şükür Allah'ım. Kadının derdi başından aşkın, kocası yok. Bir de siz şimdi buradan, kadın iyice göçtü. Bak perişan oldu kadın. İnşallah çıkacaklar ya, Allah izin verirse gider Rabbim. Ne olacak ben de bilmiyorum. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum artık yani. Siz peki ikiniz konuştuğunuzda ne karar verdiniz? Ne bu karar verdik? Sonu bitecek, bitecek. Yaşar'ın annesi Güler Hanım telefonla. Güler Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın hayatım? Vallahi bildiğin gibi bakkaldayız. Güler Hanım. Anlat. Yaşar ve Özgül'ün ayrıldığında ikisinin de hayatlarına birileri girmiş ama Özgül bu ilişkiden hamile kalmış. Yaşar'a da bunu yeni anlatmış. 7 aylık hamile şu anda başkasından. Evet, ben kabul etmiyorum. Yaşar yine de ben Özgül'ün arkasındayım diyor. Güler Hanım, sen ne diyorsun? Ben istemiyorum. Benim çocuğuna sahip çıkamam ben. Sanki sen sahip çıkacaksın. Konuşun ailelerinizle, hadi durmayın. Hayır hayır, istemiyorum, razı değilim. Annesi de var, yani öyle böyle büyüyecek hayır, bu çocuk istemiyorum. Yani. Öyle böyle büyüyecek bu çocuk. Hayır, istemiyorum. Ben onun çocuklarını istedim ama. Bana Özgül bir kelime söyledi, burada yayında ne dedi? Ben herkes duydu. Nasıl olsa o tencere kaynayacak dedi. Ay kaynasın, ben istemiyorum. Ben dedi onlara da bakarım dedi. Ve ben o kelimesi beni
Yere daha önce istiyordum. Şu an istemiyorum yani, razı değilim. Boş ver, o da aramızda kaynayıp gidecek, yapacak bir şey yok. İstemiyorum. Zaten evimiz ayrı, şeyimiz ayrı. Kimse bize karışamaz. Güler Hanım. Güler Hanımcığım, Neşe Hanım da istemiyor. Hele dedi, bu saatten sonra hiç olmaz dedi. Hiç olmaz. Ben de istemiyorum. Elin çocuğuna bakmaya mecbur değilim. Bakamam. Kendi torunum olsaydı bu kadar zaman beraber yaşadıklarını, kendimin olsaydı canı gönülden isterdim. Düğün de yapardım. Ev yapardım. Evin üstüne ev yapardım. Ama istemiyorum. Yapacak bir şey yok anne, ne yapacağız? Zaten herkesin zaten evi ayrı. Benim evim ayrı, Özgül'ün annesinin evi ayrı, senin evin ayrı. Herkes evinde gelme. Mutlu olacak. Senin oraya gelme. Ben gelirim sana, ne yapacağım? Ben gelirim. Kendi torunum olsaydı severdim. Ama Yaşar çok iyi bir insan ya. Vallahi çok, teşekkür ederim. Çok iyi bir insan. Zaten annesiyle anlaşamıyorum. Özgül de dedi. Ben bu olay olmadan önce, hamile olmadan önce Seda Hanım ne söyledi? Senin ön çocuklarına bakar mısın dedi. Bakarım dedi. Evet. Mesele. Dedi. Onun şimdi olacak da bakmayacağız mı? Önemli olan bundan sonra yapmaması. Evlendikten sonra yapmaması. Biz ailede siz razı değilsiniz diye, Özgül annesi razı değil diye ayrıldık. 6-7 ay boyunca ayrı kaldık. Ondan sonra yine birleştik ama Özgül'ün hamile olduğunu yeni öğrendim. Peki sen kendini kandırılmış hissediyor musun Yaşar? Kandırılmış hissetmiyorum çünkü neden? Benim de hayatımda başkası vardı. Onu da biz dedik tamam, koptu bu iş. Ama şükür sonradan haberin oldu hamile olduğunda. Ama sonuçta o da 12 daha şey evlilik gibi yaşadı. Bir nikahları yoktu. O da olabilirdi diyorsun. Ne olacak şimdi? Ne olacak istemiyorum, dönsün gelsin. Neşe Hanım, sen ne diyorsun? Efendim, Güler Hanım burada haklı, herkes yoluna. Şimdi baban da Cuma günü Allah'ın izniyle çıktığında kızacak sana. Yok, neye kızacak ki? Ben ona yine sahipleniyorum ki, ben onu bu şekilde ortada bırakamam. O beni nasıl bırakmadıysa, o nasıl benim çocuklarımı kabul ettiyse, ben de onu bırakamam bu şekilde ortada. Şu an annesinde de oturamaz o. Bu zaten kaç ay kaldı? 7, 2 ay kaldı. Sen şey gibi bakıyorsun, ben anladım. Helal olsun, bu bakışına da helal olsun. Diyorsun ki ben onu evlenip ayrılmış gibi kabul ediyorum. Evet. Yani hamile kalmış, hamileyken de boş olabilir insanlar. Bu şekilde kabul ediyorum ve arkasındayım diyorsun. Arkasındayım sen ama kafanda... şu şekil, eğer ki biz onunla konuşmuş olsaydık, ben kabul etmezdim. Sadece ben değil, kimse kabul etmezdi. Tabii çünkü, tabii beraberken olsaydı yani, anladım. Bu şekil kabul etmezdi. Benim üstüm, ama 5 yılında o ayrıldı, onun hayatında başkası oldu, benim hayatımda başkası oldu. Evet. Sonra yine birleştik ama tabii bana dolu geldi. Boş gelmedi. Peki karar verecekler. Neşe Hanım sen düşün, Güler Hanım da düşünsün. Bakalım inşallah sizin için inşallah. Hayırlısı olur. İnşallah. Otur Yaşar'cığım, sen yine güzel bir insanlık yaptın. Diyorsun ki her türlü benim kabulümdür, ben Özgül'ün her türlü arkasındayım. Bu da Özgül'ün ailesi için bence güzel bir şey. En azından babasız bir çocuk büyütmektense evet. Senin sahip çıkman bana göre doğru bir şey. Nergiz ve Turgay burada oturuyorlar, süt dökmüş kedi gibi. Tamam Hanım, karşılarında benim hemşerim, Sivaslım benim. Böyle bakıyorsun. Ne oldu bir hatırlayalım mı önce? Eyvah. Nergis, dünkü kararının arkasında mısın? Yine aynı düşünüyor musun? Evden de vazgeçtim. Turgay da tercihini yapsın. Ya ailesi ya ben kafasında mısın hala? Yoksa fikrin değişti mi? Dün öfkeyle söylenen sözler miydi onlar? Ben hala fikrimdeyim. Ben hiçbir şey değişmedim. Sebep Turgay da benimle soğuk davranıyor. O gündür bugündür kafası karıştı. 2 saat bıraktım, kafasını karıştırdılar. Kim karıştıysa da. Turgay'ın mı? Evet. Bana karşı soğuk davranıyor. Eskisi gibi değil.
Ben eskisi gibi gözlerinde sevgi görmüyorum artık. Yavaş yavaş gerçek yüzünü görüyor da o da anlayacak işte onunla yapamayacağını ondan. Zaten sana söyledim. Sen bu kıskançlığını sürdüremeyeceğini söyledim. Benim her şeyimle kabul etmiş. Kıskançlığıyla kabul ettim de yani sonra yani oturup düşündüğümde gerçekten çok ileri gidiyor. Yani ya bize evet, zarar verir mi? Aşırı diyorsun. Zarar verir mi? İşte orası beni çok düşündürüyor. Sana iyi bir sürpriz hazırla. O evi de unutacaksın. Aha. Her şeyi de unutacaksın. Şimdiden sonra aha, bak yeni bir kilit. Dur ben şoka girdim çocuk. Bunu hiçbir kilitçi de bak hiçbir şey gelse ben açamayacağım. Ben istersen ya, onlarla bu da büyük böylesini koyabilirsin. İstersen o kilidini kırar girer. Kıramayacaksın. Eve kafayı taktı. Benim inadınım adım bak olacağı bu. Daha onun yanından bile dün de dedim yanından yöresinden geçmeye izin ver. Kırar hocam. Kırar ay. Kusura bakma. Onu geç. Onu geç. Sen kimine aşık attığını iyi bil. İyi seç. Kırarım. Hadi senin bakalım. Senin kadar ben de inatçıyım. Hadi bakalım. Ben de inat ederim. Ha, et bakalım. Hadi et bakalım. Et de göreyim hadi. Bundan sonra kilidi de kamera taktıracağım hem de. Özellikle de kamera taktıracağım. Sen beni inatlaştırma. Ya, sen o kadının için yine inat için oraya varmak isteyeceksin. Şimdi öyle diyorsun, yarın fikrimi yine değiştireceğim, ben o eve gideceğim diyeceksin. Ben bunu biliyorum. Çünkü inat uğruna sen her şeyi yapıyorsun. Sevgine dinamıyorum işte. İnat uğruna belki de evleniyorsun. Kayınvaliden eve dedi, büyük kilit asıyorum. Nergis kilidi almak için uğraştı ve bana dedi o kilit değil, onun bin misli büyüğünü de getirsen ben istiyorsam kırar, o eve de girerim dedi. Kilide gerek kalmadı abla zaten ya, kendisi dönmüyormuş. Ben de akşam ustalarla eve gidiyorum zaten. Evi yaptırıp geçiyorum bu akşam. Sen bizim giremediğimiz eve sen gir bakalım, hadi nasıl gireceksin? Akşam video atmam ister misin? Ben sana izin veriyorum, çocukları geçiyorum. Ne demek izin veriyorum ya? Evet, ben sana dedim. Neyi dedin sen bana? Ben dün dedim sana, o şansını kaybettim. Bizim geleceğimizi duyduktan sonra bunlar gelmeye karar verdi. Yoksa öyle bir niyetleri yoktu yani. Hani biz gelirsek aman evden oluruz falan gibisinden bizden önce oraya konmanın derdine düştüler. Sen de en başından beri zaten ev dedin, şu dedin, bu dedin. Ben sana kalkıp da o şekilde sana evimi mi teslim edeceğim? Biriniz çıkarmakla zorlandım. Yarın orada nikah bassan bıraksan senin valizini kapıya koyacak. Bu ev benim deyip Allah Allah, Allah Allah. Benim gözümün her şeyi görüyorum yani. Değil. Kusura bakma yani. Bir de seni çıkarmakla mı uğraşacağım? En baştan kökten kesmek. Babam dedi zaten ya, ikimizi baba de vermeyeceğiz dedi. Sen babam niye konuşuyorsun burada boş boş? Sen niye konuşuyorsun? Sen almışsın ya, kanadın altına almışsın ya. Benim kocam da benden izlisin. Şurada şuraya adım atamazsın. Aslında göreyim bakalım. Kocan da senin dediklerini yaptı, oraya vermez o zaman. Verir. Vermez. Yo verir. Vermez. Oo. Evet dün bayağı bir tartışma oldu. Sen kilidi de değiştirsen ne yaparsan yap. Eğer Nergis istiyorsa anladık ki o eve girecek. Yok giremeyecek. Ben, Seda abla öncelikle ufak bir hediyem var, onu getirebilir miyim? Tabii ki. Bir şey getireceğim. Tabii ki. Bakalım Turgay annesine mi, Nergis'e mi hediye aldı? Kime aldı? Anahtar mı aldı? Ne aldı? Yeni bir kilit mi yaptırdı Turgay? Turgay dedi ki küçük bir hediyem var. Acaba annesine mi, Nergis'e mi? Soru 2. İyi ki doğdun Nergis, iyi ki doğdun Nergis, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar Nergis, iyi ki doğdun Nergis, iyi ki doğdun Nergis, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar Nergis. Doğum günün kutlu olsun Nergis. Nice yaşlara, sağlıkla, inşallah sevdiğinle. Aynı zamanda bizim de
tanışma yıldönümümüz. Aynı gün tanıştık biz. Doğum gününde tanışmıştık. Doğum gününde tanışmışlar. Peki oğlum sana diyorum. Ne güzel diyorsun. Tanışmış. Sen ana doğum gününü biliyor musun? Sana soruyorum oradan. Sen ana şimdiye kadar doğum gününü hiç hatırladın mı? Biliyor musun? Sen ona acıyorsun. Acıdığım için de bunları yapıyorsun yani. Yok, senin doğum gününü bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? O zaman bunu niye? Bak ne yazmış, bak şunu çıkart. Onlar bana girmez. Ne yazıyor gördün mü Tamam Hanım? Acıyor. Acıma duygusundan pasta yapmış gönlünü almaya çalışıyor. Acıdığında, sevdiğinden yine değil ki. Kıskanma. Acıyor. Sen kıskanma. Kıskanacağım ben. Kıskançsın sen. Her zaman böylesin. Oğlumu benden kıskanıyorsun. Benim bu mutlu günümü de sen bozmak istiyorsun ama ona yol vermem. Sen neyin kıskanacağım ya? Sen kimsin de ben seni kıskanacağım ya? Ben hala kıskanıyorum. Kıskanıyorum deyince millet yanlış anlayacak. İlk önce ben oğlumu mu kıskanıyorum yani? Şu an çatlıyor yani da gel. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Kıskanıyor belirlemiş. Kıskanç sensin. Kıskançlık senin içinde var zaten. Anne gerçekten senin doğum günün ne zaman? Sağ ol. Güzel senin. Sana soruyorum ne zaman oğlum? Ben bilmiyorum ki. Bir kere zaten bizim ailede şöyle bir şey var Seda abla. Kimse doğum günü yani gerçek olarak kimse bilmiyor. Ben bile bilmiyorum şu an. Kendi doğum tarihimi bile bilmiyorum yani. Ben biliyorum. Gerçekten ailem bile bilmiyor ki. Benim doğum tarihimi ailem bile bilmiyor. Ben biliyorum dedi annen. Ya yok abla ya. Ne zaman doğdum diyorum. Yok işte kuşburnu çiçek açtığı zaman. Biri diyor ki işte yok kar yağdığı zaman. Ne zaman olduğu belli değil. Kimlikte ama tarih var. Kimlikte var bir tarih. Ama gerçek değil. Gayet iyi biliyorsun, gayet iyi biliyormuşsun. İşte yok, ben sana kaç defalarca sordum. Tamam. Birisi bana Burcu'nun ne diyor, cevap veremiyorum ya. Bilmiyorum ki tarihimi. Ben başımdan bir şey... Çok güzelmiş pastanda. Nergis. Bak yine acıma şeyinden hayatımın yine pastayla kandırdı diyor. Bak, seni, bak. Çatal çatmışam bizi Nergis'e yediririm. Anasına öyle acımamıştır ya. Ana, var ya onu sana ben iyi yediririm. Şey gibi oldu bu. Türkü hayatım afiyet türkülere olsun. Konu evet. Olmuş ya. Gelin kaynana çekişmesi. Öyle bir türkü İstediği vardı. İstediği kadar da yapsın yani. Oğlun çerez getirdi sensiz yedik kaynana. Acıyorum dedi ya ben yapmış. Acıyorum diye bir kelime sağ kullanmadım ya. Şimdi çarpıştırma. Diyorsun ya acıyorum biraz da dedin ya zaten şey dün de. Acıdığından da pasta yapmışım. Ben onu sevdiğinden yaptığını sanmıyorum. Asla inanmam ki. Turgay'ın sevgisine mi inanmıyorsun? İnanmıyorum. Ya annem hiçbir şeye inanmadık şimdiye kadar. Boşuna pastayla seni kandırmasın ya. Acıdığından yapıyor sana. Sen ne zaman inandın ki? Sen ne zaman inandın? Ben dedim ki. Ya bundan sonra senin inancın da güvencin de beni ilgilendirmez. Göreceğim. Bana yeter ki aşkım bana inansın, aşkım beni sevsin, aşkım bana güvensin. Dün öyle demiyordun, inanmıyordun ama dün inanmıyordun. Ne oldu hemen rol değiştin yine? Dakika başı kol başı rol değişiyorsun değil mi? Ben o rolü yüzünden her şey diyebilirim ama biz birbirimizi seviyoruz. Ben inanmıyorum. Kimse ayırmaz. Size dinamıyorum. Size de sonumuz öyle olacak. Vallahi başımıza sen olursan zaten diğerleri gibi olur bizim sonumuz. Ben... Nasıl olmayacak şu tamam, an? Tamam ben olmuyorum. Hadi ben de seni göreyim ayakların üstüne. Ben olmayacağım. Ya beni şimdiye kadar sen tutmadın. Bak seni sokmayacağım. Ben başka bir hangi şey hangi beni sokmayacağım? Kilidi de geriden aldım. Hafta sonu gideceğim. Tekrar geleceğim. Bakayım. Ayakta durduğumu, onun arkasında durduğumu, nereye kadar sarp ettiğimi öğreneceğim ben. Ben sana dedim ya, ondan da büyüğünü getir, onu da kırarım. Bak, onu da kırarım, benimle inatlaşma. Nergis Hanım, sen benimle inatlaşma. Ben sana dün de dedim, benim oğlum, ben olmancı bir hiç. Bir hiç. Nasıl yani? Yapamayacağım, senin arkanda, ben şuradan gideyim, bu insan değil mi ki? Seninle yapamayacak. İnsan yerine güvenmiyor musun oğlunu? Ha ben oğlumu biliyorum, ben oğlumu tanıyorum, sen değil. Ben oğlumu tanıyorum, yani. Sen ne yaparsan yap, elinden gelen net ondan da büyüğünü getirip koy, ben onu da kırar girerim. Kırarsın sen. Kırar girerim, görürsün. Daha ben yapıp git sen koy o kilidi, ben de kırdığımı sen de bakarsın. O evi vermeyeceğim, her şeyini keseceğim. Bakayım senin arkanda nereye kadar sarbedip duracak, onu gözleyeceğim. Dikizleyeceğim arkadan. Aha böyle seyredeceğim bakalım arkanda ne kadar, ben olmancı ne kadar duruyormuş. Hadi bakalım. Ailelere kadar zaten ya kimsesiz ben kendi ayağımda durmuşum, kimsesiz. Kimsesiz. Bana kimse yardım etmemiş ki.
O senin ama benim oğlum kimsesiz diye değil. Ben buna bunu da alıştırırım ayağına durmaya. Kendim de ben ayağına durmuş kadınım. İnşallah, ona inşallah. Alışmışım ben. İnşallah o zaman. Ben de zaten sevinirim öyle bir şey. İspatlayın kendinizi bana diyor. İspatlayın. Aynen. Sen onayın var da bize nikahımız kıyık da Seda abla bize de yardım önce, etsin. Ne vereceğim yani? Kendinizi bir ispatlayın bakalım. Yapıyorum ben severim hemen evlendim. Gerçekten birbirinizin arkasında. Evlensin ben. Hadi biz de ispatlayık. Siz ispatlayacaksınız ben sonra, değil. Ondan sonra ayağımıza duracağız. Biz burada boşuna durmuyoruz ki. Seda ablanın yanına da boşuna gelmedik. Evet ben evlendiririm. Senin de oğlu seviyorum diyor. Bacım ben ne yapayım? Yok. Oğlum doğru. Onuna ne kadar ederse sizin Ayver aşkını unutamaz. Bence... Ne? Anladım unutamazsın. Sen onu her zaman aranızda sorun yarar. Neyi unutamam? Ayver olan aşkını unutamazsın sen. Ya, onu da her zaman aranıza girer demek istiyor aslında. Aranızda her zaman bunun tartışmasını yaşarsınız. Yaşar. Ha. Ya ne ben yaşıyor unutamam, da? Yani yaşar. Unutamam diye bir şey yok da. Zorla hayatıma o sokabilir yalnız. Öyle bir şey var. Aa. Yani aramızı sırf bozmak için aramıza sokabilir yani. Ben ondan korkuyorum zaten. Benim sokmama gerek yok ki sen gidersin. Ya sen şu an ortalığı karıştırmak için bahane arıyorsun sen ya. Sen gidersin oğlum onu da bırakın. Bak Nergiz'in zaaflarını tamam. Biliyorsun. Sürekli oradan yükleniyorsunuz. He. Tamam mı? Nergiz görmüyor. Bırakın artık. Ya bırakın bak. Senin arkanda olmayacak. Olmayacak bu. Vallahi seni yarı yerde kur bu. Bak sana iyilik yapmış oluyorum. Bak sen bana kızıyorsun ama ben sana iyilik yapmış olacağım. Sana niye iyilik yapmış? Sen vallahi oğlundan ayırmak için elinden her şeyi söylüyorsun. Elinden gelen her şey ne diyorsun. Oğlunu bile kötülüyorsun ya. Beni ondan ayırmak için. Sen ne yaparsan yap oğlundan beni ayıramazsın. Öyle mi? Başka birisini getirip koy ortaya yine de ben ayıramazsın. Başka birisine gerek yok. O zaten kafanda hep böyle gidiyor geliyor ya. Bir tanesi i̇şte siz de bunu kullanıyorsunuz sana. Yani bu zaafını kullanıyorsunuz. Kullanmıyorum ki. Sürekli sen bir onu bahane ediyorsun. Oğlum bir telefon açmada zaten o ona götürdü seni. Onun yanında diye götürdü her zaman dolaşacak. Sen de unutamayacaksın hem de. Neyi unutamayacağım ben ya? Sen de gideceksin. Hadi. Ecik, onu seviyor muydu ki onu unutamayacak diyorsun? Hazır diyorsun. Onu seviyor muydu? Seviyordu tabii. Sana söyledi mi seviyordum diye? Sana yaptığı gibi yapıyor. Sana söyledi mi seviyordum diye? Söylemesine gerek yok gözümle görüyordum. Ya o şu an tamamen işte seni kızdırmak için yapıyor. Başka bir derdi yok onun. Yapacak yani. Böyle yapmaya da devam edecek. Ne demişsin? Hiç de kızdırmıyorum. Seviyorum demişsindir belki. Ya saçmalama. Söz vermişsindir. Ben kimseye söz vermedim. Belki benim saçmalama. Haberim yoktur. Belki kızdırma beni kandırmıştırsın. Beni. Kızdırma beni. Bak daha adamını tanımıyorsun. Bak olduğun adama. Sen hala o konuda aklında şüphe varsa zaten benim yanımda durmana gerek yok. Ben sana bunu defalarca söyledim. Hani biraz önce dedin ya Nergis sen ayırmak için her şeyi yaparsın dedin. Şimdi döndün. Ya öyle olduğunu biliyor abla yine de hala aklında bir tereddüt yani bir köşesinde kalıyor yani. Acaba o var mıdır öyle bir şey diye düşünüyor. Var her zaman da olacaksın. Annen her zaman o annen başarılı oluyor yani. Bu konuda özellikle. Başarılı özellikle oluyor. Bu konuda. Ayfer'den mesaj. Hayatta nefes aldıkça Turgay beni unutamaz. Tamam mı? Tamam hanım her şeyi bildiği için konuşuyor. Allah o kendi kendine yazıyor konuşuyor demek. Ben ona hiçbir lafım kalmadı. Hiçbir lafım kalmadı. Ben şimdi hakaret etsem de şey yapsam da ben suçlu oluyorum. Etme etme doğum günüm bugün. Bak oraya yazmış çocuk. Hayatımın tek kadını yazmış. Evet. Al o pastayı şöyle göster bak. Hayatımın tek kadını. Dolaş şu stüdyonun içinde. Oh. Heh. Bak. Bak bak bak. Kimmiş hayatındaki kadın? Bak. Bak. Oku. Heh. Şunu iyice oku. Turgay'ın hayatındaki tek kadın kimmiş? Benim. Ben. Sen boş boş konuş otur. Nergis tamam anasına da göster okut. Bak bak oku de. Çok yaklaşmadan. Bana o yazılar hiç para etmez. Oh sana yazdı mı böyle oğlun? Yazmasın gerek yok. Beni hatırlayan hatırlar. 12'ni de eşi hatırlasın ya. Yazsın sevdiği kadın yazsın. Yaz. Hayatımın tek kadın şey desin. Ne var canım yaz. Sen anasısın o da sevdiği ne kadın. Ne kadar da olsa oğlum acıma duygusu var onu biliyorum.
zayıf noktası var. Hatta bir tane de ufak bir hediyem vardı yanımda, onu da takayım ben sana. Onu unuttum. Geri onu şey etmek ne vardı? Için. Şiir mi? Yok, şiir de var aslında. Ben cebimde şiir de gezdim. Oku hadi, kalk da oku. Hadi. Şu hediyeyi takayım. Hediyesini de almış çocuk. Şöyle geçin karşılıklı. Gel bakayım, evet. Gel şöyle. Dur orada, gel annem. Şöyle karşılıklı. Kimse yanlış anlamasın. Bu arada gerçek ha. Sahte falan değil. Bu arada gerçek. Göster. Oh. Gördün mü? Tamam hanım. Gerçek diyor. Vallahi da gerçek. Göster kız bileğini kaynanana. Şiir de okusun çocuk. Benden aldığın parayla sana hediye almış işte. El mikrofon nerede? Çocuk şiirini de okusun. Dur karşısında Nergis. Melisa teşekkür ederim bebeğim. Sağ ol. Al oğlum. Mikrofonum vardı. Yok bundan oku. Biraz şey yapın. Güzel ayarlayın mikrofonda. Al sevdiğin kadını karşına. Gözlerine bakarak yani. Oku şiirinde. Aynı çocuk gibi sevmişim seni. Beklentisiz ve şaibesiz. Sen benim arayıp da bulduğum değil, hiç aklımda yokken aşık olduğumsun. Bazen öyle bir gelir ki bütün gidenlere teşekkür edersin. Ben seni ne dağlara ne de buğulu camlara yazdım. Ben seni yüreğime yazdım. Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur. Seni ne zaman unutacağımı sorma. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Aşık olduğun zaman ilk görüşte değil, her görüşte aşık olacaksın. Aşk seninle güzel bir tanem. Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır. Benim şiirlerim çay kokar, düşlerimde sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen. Kapat gözlerini, ellerini aç, yüreğim senindir. İster cam kenarına koy, güneş alsın. İster can kenarına koy, hep sende kalsın. Oh. Teşekkür ederim. Sar o sevdiğin kadına, öp alnından. Dans edin. Ver mikrofonu bana. Dans edin. Ben kayboldum sanmıştım sen değilmiş. Görür görmez anladım hemen. O anda sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Oysa yerini bile unuttum hani değil. Vermek ister aldıklarını, mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Bir de şurada aşk yok diyorsun. Daha nasıl aşk olsun? Bak ne güzel yakışıyorlar. Nergis'in abisinden mesaj. Nergis orada gurbette olduğu için tamam hanım onu çok eziyor. Bilsin ki o sahipsiz değil. Nergis, Turgay'ı tut, elinden getir. Ay canım ya. Abin sahipsiz değil diyor. Bak doğum gününde kızı ağlattınız. Al gel diyor sevdiğini diyor.
ailesine karşı çok şey olduğunu biliyorum zaten. Ben onları yakıştırıyorum birbirine. Sevgilerine de inanıyorum. Sen inanmıyor musun? İnanıyorum ya. Bu kadar gözyaşı dökmesine de üzülüyorum. O sevgisine dökmüyor ki. O ailesine döküyor. Ayrı kalacak. Sevgimi de çok döküyorum. Yok. Sen inanılmaz mı geçiyorsun? Sen hırsından ağlarsın, her şeyden ağlarsın, ondan ağlarsın, bundan yok. Ben sana baştan beri dedim gözyaşları. Baştan beri inanmıyorum. Zaten inanma, gözyaşların inanma. O ayrı bir konu da. Ben bundan sonra sana hiçbir şey ısrar etmem. Etmem. Bak ne güzel ailen de bir adım atmış. Git ailene kavuş. Yalnız çık gel dememiş. Tut elinden getir demiş. Yani burada biraz da benim gönlüm biraz rahat oldu. Hani en azından bana beni sahipleniyorlar gibime geliyor. Yani, evet. Ya onay evet, almışsın yani biraz ve çünkü abisi, soğuk bakıyorlardı. Buraya gelin. Diye demiş. Sahiplenmesin ki senin gibi bir damat bulmuşlar da. Ya neyin var benim Allah gibi damat Allah. Derken sanki bulunmaz şeyim ben ya. Sahiplenmişler. Orada da memleketinde o kadar şey var o zaman. Sahipleniyorlarsa o zaman önce kızlarına sahiplensinler. Sana sahiplenmeye gerek yok. Senin ailen zaten var. Sana sahiplenen zaten senin ailen burada. Benim. O memleketine çağırmıyor. Başkası değil. Rusya'da şu an. Anladın mı? Rusya'ya çağırıyor. Sana da senin ailen sahiplensin. Sahip diyorsun ben senin ailen hiç abin Rusya'da mı? Rusya'da okuyor kardeşim. Rusya'ya çağırıyormuş bak. Çağırsın önce onlar kendilerini. Ne kadar uzağa gidecek oğlum? Gönderme. Göndermez misin? Göndermem tabii. Burada güvenemiyorum. Orada nasıl güveneceğim? Koca zaten adam benim ya. O zaman onay ver de evlen direkt de. Zaten benim korkularım da ondan değil mi? Baştan ben unuttum. Sen burada tutmak istemiyorsun. Rusya'ya göndermek istemiyorsun. Sen ne istiyorsun? Ebediyen hayatımdan çık git istiyorum. Burada da tutsam zaten sonunda yine oğlum oralara sürüklenecek. Gitme sen. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen burada da tutmak istemiyorsun sen. Evini de vermek istemiyorsun, İstanbul'da da istemiyorsun. Başka şehre götüreyim diyorsun, onda da istemiyorsun. Ne istiyorsun? Senin derdin ne? Sen istemiyorsun. Allah Allah. Oğlun istiyor beni. Biz birbirimizi seviyoruz. Bize o yeter. Ben hep bu konularda biraz sessiz kalıyorum. Gider misin sen mesela Rusya'ya? Nergis alıp gider misin? Yani merak son ettim. Artık bak bizim çıkmaza, Mesut vallahi Kamboçya'ya gitti. Çıkmaza girersem yani giderim. Biliyorsun son değil mi Turgay? Biliyorum bizim Mesut abi. Kamboçya'ya gitti. Gitti Anna'nın evet. Peşinden gitti çocuk vallahi. Siz de oraya mı yollasam acaba? Nereye? Güler Hanım'la şeyden ancak kaçırırım Neşe Hanım'la. Kamboçya'ya göndereyim sizi. Biz yapamayız orada. Bu kadar mı? Ailenin gözde çıkarıyorsun oğlum. Hı? Gözün, ya bak burada şimdi hep aileler, şöyle algılanıyor. Ailemi gözden çıkartıyorsun ama bir yandan da ailem beni gözden çıkartıyor yani. Ailen gözden çıkarmıyor. Ailen seni gözden çıkarsa benim burada ne işim var? Senin arkandayım demek ki. Ya benim arkamda bu şekilde durmamalısın. Benim ben verdiğim de karara biraz saygı gösterirsin. Tamam zamanla eğer yanlışlar olursa. Vallahi böyle giderse Nergis de Turgay ya Nergis'in abisinin yanına gidecekler Rusya'ya ya da Türkmenistan'a doğru hiçbiri giderler. Ben sana söyleyeyim. Götürürse evet, kızlarım. Yarın Melisa'cığım ve Muhammed gelin bakalım. Yarın Ali Bey nasıl bakıyor ters ters. Melisa meydan okudu ve dedi ki ben artık direkt kına istiyorum dedi. Yarın burada kınamız var. Zafer benim. Muhammed'e benim. Sorduk. Oğlum bak emin misin dedik. Yani hiçbir baskı altında değilsin değil mi dedik. Melisa'ya sormamız gerekeni. Muhammed'e sorduk çünkü Muhammed'in ailesi Melisa'nın baskısından Muhammed böyle davranıyor diye ithamlarda ve iddialarda bulundukları için. Muhammed de dedi ki Melisa benim her şeyim. Ben sonuna kadar kına hemen de nikah istiyorum dedi.
Ali Bey ne yapayım oğlum dedi. Ali Bey, Zafer benim. Zafer benim. Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Ben, Seda ablam benim arkamda. Her türlü. Sorunlarına çare, umutsuzluklarına bir çıkış yolu aradı. Siz tekrar bana bir ümit verdiniz yani. Size çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce isim bugüne dek hiç yanılmadı. Çıktım ben de sana geldim. Dedim Seda abla bu işi çözer. Ben de size güvenerek size geldim. Bana güvenin sonuna kadar ya. Bana güvenin ya. Yeri geldi bir abla, yeri geldi bir anne. Kısaca aile oldu. Çok yalnız hissediyorum. Ben varım, bak siz varız. Benim arkamda sen olmasan da annem dediğim, ablam dediğim Seda abla var. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Her şey bitti dediğiniz anda biz buradayız. Bitti bizim için her şey demiştim. Sizi gördüm. Hadi Seda ablaya gidelim. Anca o bizim yuvamızı kurar dedim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Çıkın çıkın gelin ayol. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Değerli izleyicilerimiz, yanımda gıda yüksek mühendisi Doktor Aslı Elif Tanur Samancı hocam var. Aslı hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz iyisiniz. Teşekkür ederiz. Seni biraz tanımalarını istiyorum. Çünkü senin bu yola baş koyma nedenin aslında sende saklı. Biraz nedenleri anlayabilmeleri için seni tanımaları lazım. Çok sağ olun. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Arı ürünleri alanında aynı zamanda doktoram var. Uzun yıllardır arı ürünleri konusunda hem akademik hem sektörel olarak çalışıyorum. Ama aslında beni arılara ve arıların ürettiği bu doğal ürünlere aşık eden oğlumda yaşadığım ciddi bir bağışıklık sistemi sorunu oldu. Ve 5 yaşında aslında çok ağır bir rahatsızlık geçirdi. Bir bağışıklık, otoimmün hastalık geçirdi. Ve biz o zaman propolis ve arı sütüyle gerçekten oğlumun yaşadığı bu rahatsızlığı atlatabildik. Ondan sonra da tabii ki oğlumun sağlığını arılara borçlu olduğum için kendimi de hayatımı da onlara ve onların ürettiklerini dünyaya anlatmaya adadım. Ve arılara adadın. Aynen. Daha önce de konuşmuştuk grip salgını var diye. Ve havaların soğumasıyla süper gribe dönüştü. Ben de artık serumlarla falan çıkıyorum. Geçmişiz. Allah'tan bana verdin o bağışıklık sistemi için. Çok güzel. Ateş, halsizlik gibi belirtilere uzun süren öksürük ve burun akıntısı eşlik ediyor. Nedir bu süper grip? Kendimizi ve çocuklarımızı süper gripten nasıl korumalıyız? Şimdi tabii pandemi döneminde maskelere alışmıştık.
Maskelerin bir faydası vardı. Diğer enfeksiyonların yayılmasını da engelliyordu. Maskeler çıkınca tabii haliyle sadece COVID değil diğer enfeksiyonlarla da yeniden tanışmaya başladık. Yani bir anlamda bağışıklığımızı yeniden kazanmaya başladık. Şimdi büyük çocuklar bile sanki anaokuluna yeni başlıyormuş gibi neredeyse hemen her gün hastalar. Ve böyle ard arda eklenen bir enfeksiyon grip salgını devam ediyor. Ya, evet. Bir tam birinden iyileşiyorlar, arkasından bir tane daha derken bir türlü toparlanamıyorlar. Hatta eve getirdikleri için yetişkinler de aynı sorunları yaşıyor. Dolayısıyla bu süper gribe dönüştü. Yani bir salgın var aslında. Peş peşe viral, bakteriyel enfeksiyonlar eklenerek devam ediyor. Bu noktada tabii ki en önemli bağışıklığımız yine her zamanki gibi. Bağışıklık sistemimiz için de ben her zaman söylüyorum benim oğluma da tabii ki şifa olan propolisimiz var ülkemizde. Çok değerli bir arı ürünü var. Düzenli kullanımda. Düzenli kullanımda etkili. Hı. Yani bir ilaç değil. Böyle hastayken içtiğimizde etki etsin diye beklememek lazım. Düzenli kullandığımızda hem çocuklarımız için hem bizim için bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hem hastalıkları kolay yenmemizi sağlıyor hem de hastalandığımız zaman kullandığımız dozu arttırıyoruz. Daha az ilaç kullanıyoruz. Böylece okuldan da çocuklarımız daha az geri kalıyor. Biz de işlerimizden daha az geri kalıyoruz. Bu şekilde doğamızda, ülkemizde böyle bir arıların mucizesi propolis var. Özellikle niye kullanmayalım? Özellikle bu sıra bütün ana haberlerde görüyorum çocuklara dikkat edin diyorlar. Çocuklar tabii kapalı çocuklar yerde birbirine oynayan de bulaştırıyor. Evdeki yetişkinlere hatta yaşlılarımıza da bulaştırıyor. Tabii ki çok dikkat etmemiz tabii lazım. Çocuk taşıyor evet. Peki bize propolisi anlatır mısın? Nedir propolis? Faydaları nelerdir? Şimdi propolis aslında arıların, ağaçların reçinemsi kısımlarından topladığı çok güçlü bir doğal antioksidan. Aynı zamanda doğal bir antibakteriyel, antiviral ve antifungal. Ama kovandan çıktığı haliyle insan vücudu sindiremiyor, bal mumuyla karışık oluyor. Ekstrakte edilerek, özütlenerek sıvı forma yani damla formuna getirilmesi lazım. O forma getirildiği zaman insan vücudu sindirebiliyor. Hı. Doğru bir şekilde düzenli kullandığımızda da gerçekten hem bağışıklık sistemimizi çok ciddi güçlendiriyor hem de hastalıkların tedavisini destekleyici etkileri de bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış. Mesela neler gösteriyor bilimsel çalışmalar? Özellikle çocuklara bakarak geldim. Biliyorsunuz ben her yayına mutlaka yayınları inceleyip geliyorum. Mesela Amerika'da yapılan bir çalışmada 81 çocuğa, bunlar üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar, düzenli olarak propolisli bir karışım hazırlanarak yarısına verilmiş, yarısına verilmemiş bu enfeksiyon geçirme sırasında. Ve görülmüş ki propolisli karışım alan çocuklar diğer gruptan çok daha hızlı bir şekilde, çok daha kısa sürede iyileşiyor ve çok daha az ilaç kullanıyor. Ateş, öksürük gibi semptomlarda çok daha hızlı bir şekilde geriliyor yani kayboluyor. Yine başka bir araştırmada bu da Yemen'de yapılmış 2012 yılında. Burada da 41 çocuğun boğaz enfeksiyonu geçiren çocuklardan streptokok bakterisi, kandida mantarı, hemofilus influenza bakterisi gibi bakterileri izole etmişler. Yani bu enfeksiyona yol açan bakteri ve virüs ve mantarları izole etmişler ve tanımlamışlar. Ve bu çocuklara propolis veriyorlar. Propolis aldıkları zaman çocukların ister bakteriyel, ister mantar, isterse virüs kaynaklı enfeksiyon olsun 2-5 gün gibi çok kısa bir sürede iyileştiğini buluyorlar. Bu da yine literatüre geçmiş. İtalya'da 2016 yılında yapılan bu da orta kulak iltihabı. Faranjit ve bronşit geçiren çocuklar. Bunlar sık sık enfeksiyon geçiren bağışıklığı zayıf çocuklara 56 çocuk hastaya 1 yıl boyunca düzenli olarak her gün propolis verilmiş ve takip edilmiş. Bu sık sık enfeksiyon geçirme tablosunda gerileme oluyor mu diye. Ve görülmüş ki gerçekten düzenli propolis kullanan çocukların tamamında bu enfeksiyonlara yakalanma ihtimali azalıyor. Aralıklar uzuyor ve çocuklar çok daha hızlı bir şekilde toparlanıyor. Yine İspanya'da yapılan 2017 yılındaki başka bir araştırmada da akut rinit ve soğuk algınlığı tedavisinde 2-12 yaş aralığındaki 40 çocuk hastaya düzenli olarak tedavileri boyunca 7 gün 1 hafta boyunca propolisli burun spreyi uygulanmış. Biliyorsunuz akut rinit burunda ciddi bir akıntı, enfeksiyon ve tıkanıklığa yol açıyor. Soğuk algınlığıyla birlikte de ağır bir tabloya dönüşüyor. Bu çocukların tamamı
Dördüncü günden itibaren semptomlarında hepsinde düzelme görülmüş ve gerçekten propolisinde yine akut rinit ve soğuk algınlığın tedavisinde sprey formunda bile, yani burun ya da boğaz spreyi formunda bile uygulandığında etkili olduğunu göstermiş. Orta kulak iltihabı üzerine bir çalışma yine İtalya'dan bu da. Bu da 122 çocuğa 1-5 yaş arası. Bu çocuklar yine sık sık orta kulak enfeksiyonu geçiriyorlar. Bunlara 3 ay boyunca düzenli propolis veriliyor ve görülüyor ki bağışıklık sistemlerinde önemli bir gelişme oluyor ve çocukların orta kulak enfeksiyonu geçirme ihtimali ciddi şekilde azalıyor ve çok daha çabuk toparlanıyorlar. Dolayısıyla hani bunun gibi böyle sayısız çalışma var. Yetişkinlerle de var. Mesela 122 sağlıklı yetişkinde yine İtalya'da 2021'de çok yeni bir araştırma iki gruba ayırarak sağlıklı yetişkin diyorum, enfeksiyon geçiren yetişkinler. Bunlar üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişiler. Bunları iki gruba ayırarak 8 hafta boyunca düzenli olarak bir gruba propolis veriyorlar, diğer gruba vermiyorlar. Ama propolisi boğazdan sprey formunda uyguluyorlar. Evet. Yani boğazda propolisli sprey sıkma şeklinde. Ve bir grup hiç propolis almıyor. Görüyorlar ki propolisi sprey formunda bile uygulayan grup çok daha hızlı bir şekilde iyileşiyor 8 hafta boyunca kullanıldığında. Ve yine enfeksiyona tekrar yakalanma ihtimali de ciddi anlamda azalıyor. Yani bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor. Propolis uzun dönemde kullanımda bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara yakalanma ihtimalimizi azaltıyor. Hem de yakalandığımızda da çok daha çabuk vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla bir şekilde hayatımıza dahil etmemizde yarar var. Aslı Hocam, sen her zaman ülkemizde Anadolu coğrafyasında üretilen propolisin çok daha farklı olduğunu söylüyorsun. Nedir farkı? Şimdi bizim Anadolu topraklarımız, ülkemiz çok değerli. 12 bin farklı bitki türü var. Bu 12 bin farklı bitki türünden de arılar çok değerli arı ürünleri elde ediyorlar. Arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, arı zehri gibi. Ve bizim ülkemizde üretilen propolisin gerçekten kalitesi, etken maddeleri dünyanın hiçbir yerinde yok. Çünkü bu kadar bitki zenginliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla Anadolu propolisi doğru bir şekilde üretildiğinde ve doğru bir şekilde özütlendiğinde şu an dünyadaki etken maddeler ve bu polifenoller açısından, antioksidan maddeler açısından en zengin propolis. Doğru kullanıldığında da gerçekten birçok farklı coğrafyalarda üretilmiş propolislerden çok daha hızlı bir şekilde insan sağlığı nasıl üzerine etki ediyor. Nasıl anlayacaklar Anadolu propolis? Yani iyi olanı nasıl anlayacaklar? Şimdi tabii propolisin çok sahteleri de var piyasada. Nasıl anlamak lazım? Nasıl anlayacağız? Şimdi Anadolu propolisinin ham hali, kovandan elde edildiği hali bal mumuyla karışıktır. Ve özütlenmesi lazım kullanılmadan önce. O özütlendiğinde de ham maddesi kahverengidir. Özütlendiğinde de özütü kahverengi olur. Ve bu özütü de mesela suda çözünebilir özüt formuysa suya damlattığınızda suyun rengini kahverengi yapmaz, boyamaz yani. Sarıya çevirir. Yani kendi rengi açılır. Hani bunlar birer tiyo ve tabii ki tadı kokusu keskindir. Hiç şeker içermez. Hani tatlı tadı yoktur. Böyle yağ gibi sapsarı ya da su gibi dupduru renksiz değildir. Hani bunlara dikkat edebilirler. Tabii ki aldıkları ürünün nereden kaynağını araştıracaklar, inceleyecekler. İşte sertifikalı, uzman gıda mühendisleri kontrolünde üretilmiş ve özütlenmiş izlenebilir ürünleri tercih etmelerinde yarar var. Diyabet hastalarında propolis kullanımı tavsiye ediyor musun? Bunu çok soran var. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar ne diyor? Var. Hatta ben de birkaç araştırmaya bakıp geldim. Mesela şöyle, 2019 yılında yapılmış bir araştırma var. 12 hafta boyunca Amerikan Diyabet Derneği'nden yine yürütülmüş bir araştırma, önemli bir araştırma. Çift gör randomize dediğimiz 30-60 yaş aralığındaki 36 diyabet hastası, tip 2 diyabet hastasına 12 hafta boyunca kahvaltıdan önce ve akşam yemeğinden önce propolis veriyorlar. Diğer bir gruba ise hiç vermiyorlar ve takip ediyorlar. Tabii ki bu insanlar aynı zamanda normal kan şekerini dengeleyici ilaçlarını alıyor. Ama bir gruba kan şekeri dengeleyici ilaç da vermiyorlar. Sadece propolis veriyorlar. Bir gruba ikisini birden, bir gruba da sadece ilaç veriyorlar. Görüyorlar ki propolis alan grupların her ikisi de, ilaç alan da almayan da çok daha hızlı bir şekilde kan şekeri dengeleniyor. Ve aynı zamanda bu
tip 2 diyabetin belirteçleri dediğimiz biyokimyasal değerler vardır kanda. Onlar da hızlı bir şekilde düzenleniyor. Dolayısıyla tip 2 diyabet hastalarına da bu araştırmada propolisi düzenleyici olarak kullanabileceklerini ifade etmişler. Ama şunu hatırlayalım, ilaçlarımızı kullanıyoruz, propolisi destekleyici olarak ekliyoruz. Yani ilacımızın yanında destekleyici olarak kullanıyoruz. Öksürük, KOAH, astım, bronşit gibi alt ve üst solunum yolu hastalıklarına da olumlu etkileri var mı? KOAH için çok yeni bir araştırma 2022 yılında yayınlanmış. 12 ay boyunca 52-83 yaş arasındaki 46 KOAH hastasına yine bir gruba sadece ilaç etken maddesi veriyorlar. Bir gruba hem propolis hem ilaç etken maddesi veriyorlar. Bir gruba da herhangi bir tedavi vermeyip takip ediyorlar. Görüyorlar ki propolis alan gruplar yine çok daha, yani tedavi almayan gruptan çok daha hızlı bir şekilde toparlanıyor. Ve yine bu KOAH hastalarının alevlenir belli dönemlerde. O alevlenme ihtimalinin de düştüğü, yani aralıkların uzadığı ve hastalığın seyrinin hafiflediği gösteriliyor. Ve dolayısıyla tavsiye edilmiş bu araştırmada yine propolisin destekleyici olarak KOAH hastalarında da kullanımı. Astım ve bronşit için de benzer yayınlar var zaten. Özellikle Aslı Hocam, seninle ilgili merak edilen, sorulan şöyle bir şey var. Kanser hastaları kullanabilir mi? Evet, o soru bana da çok geliyor. İşte tip 2 diyabetli kullanabilir mi, kanser kullanabilir mi? Kanserde çok yayın var. Yani yayınların o kadar çoğu kanserle alakalı ki. Mesela çok güzel 2021 yılında meme kanseri hastalarında bir araştırmaya baktım ben, daha yeni. Burada meme kanseri hastalarını iki gruba ayırarak bir gruba 3 ay boyunca düzenli propolisi tedavisinin yanında destekleyici olarak eklemişler, diğer grubu eklememişler. Propolis alan grupta bu radyoterapinin, kemoterapinin yan etkileri çok daha hafif seyretmiş. Hastaların kilo, iştah, işte tedaviye cevap verme oranları artmış. Dolayısıyla propolisin yine meme kanserinin tedavisini destekleyici olarak kullanılabileceğini o araştırmada da araştırmacılar belirtmişler. Ve tedavinin, yani kemoterapi, radyoterapinin yan etkilerini azaltması da bizim için çok değerli. Ağız içi yaraların oluşumunu azaltıyor. Tedavi alan hastanın iştahı daha düzenli oluyor. Ve tabii ki kanserli hücrenin yok olmasını da yine propolis de güçlendiriyor. Çok kısa, geçen programda konuşamadık, arı sütünü konuşalım. Çok kısa konuşalım. Şimdi arı sütü aslında arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Çok değerli bir besin maddesi. İçerisinde bazı proteinler ve organik asitler var. Doğada başka hiçbir şeyde bunlar yok. Hovanda kraliçe arıyı, kraliçe arı yapan madde arı sütüdür. Sadece arı sütüyle hayatı boyunca beslenen bir arı diğer arılardan 2 kat fazla gelişir, 30 kat uzun yaşar ve aynı zamanda her gün 2000 yumurta yumurtlar. Onu süper arıya dönüştüren madde arı sütüdür ve arı sütünün içerisinde çok değerli besin öğeleri sayesinde bağışıklığımızı güçlendirir. Çocuklarda büyüme gelişme için çok etkilidir. Sporcuların performansını arttırır, kas gelişimini yine arttırır ve yine yetişkinlerde de özellikle hem infertilite tedavisinde kullanılır, yumurta ve sperm sayısını ve kalitesini arttırmada, evet, hem de gençlik, güzellik için. Çünkü kolajen sentezimizi arttırır vücudumuzda. Peki, teşekkür ediyoruz. Gıda Yüksek Mühendisi Doktor Aslı Elif Tanur Samancı Hocama alkışlar. Çağlar Ökten geliyor. Akarım sonsuza deli sel gibi, tuz kollarımdan tut ki yurayı. Çarparım ne varsa deli el gibi, tut çevrele tut gönül olayı. Tüm yaşananlar bir bir günah, dönüşüyor zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sel ki beni, bütün yasakları yasakla. Tüm yaşananlar bir bir günah, dönüşüyor zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Her solunla baştan ayağa tek beni içine odaklayın. Her solunla baştan ayağa
çek beni.